Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sunar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Haftaya başlıyoruz ve birlikteliğimiz 17.30'a kadar devam edecek. Galatasaray bir başka transferi daha gerçekleştirdi. Ve Sasha Boye bugün İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın yeni sağ beki. Her konuda anlaşma sağlandı futbolcuyla. Tabii bunu konuşacağız. Galatasaray'ın transferleri var. Arka arkaya peş peşe açıklanan transferler var. Anhold öncesinde çıkaldı. Bütün bunları konuşacağız ve bir başka Roman oyuncu Morutan gelebilir mi Galatasaray'a? Getson Fernandez'den bütünüyle vazgeçti mi sarı kırmızılı kulüp? Bunlara da bakacağız. Beşiktaş Diego Godin'le ilgileniyor. Daha önce duyurmuştuk. Ama detayları var. Bu detayları da Beşiktaş bölümlerimizde sizlere aktaracağız. Fenerbahçe'nin transferden önce kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermekle ilgili bir çalışması var. Bu konuda edindiğimiz detayları telefon bağlantısıyla birlikte bu programda bulabileceğinizi hatırlatıyorum. Trabzonspor bugün bir hazırlık maçı daha yapacak biliyorsunuz. İstanbul'da Riva'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım Bordo Mavili takımda son durum ne? Anadolu kulüplerimize transfer çalışması yoğun bir biçimde devam ediyor. Yine edindiğimiz bilgileri ve telefon bağlantılarını programda bulabileceğinizi hatırlatıyorum. Elbette ki Avrupa Transfer Borsası ve Avrupa'dan futbol haberleri sizleri bekliyor olacak. Galatasaray bölümümüzle başlıyoruz programımıza. Teknik direktör Mahmut Alparslan bizimle birlikte. Galatasaray'da önemli görevler üstlendi. İzleme komitesinin direktörlüğünü yaptı. Van Spor gibi, Yozgat Spor gibi kulüplerde de başarıyla teknik direktörlük yapmıştı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler Özgürcüğüm. Nasılsın? Sağ olun hocam. Kaç zaman oldu görüşemedik. Epey uzun oldu evet. Hamdolsun hamdolsun. Bugünlerimize şükür. Şükür. Sevindim. Sen değilsin. Sende de bir sıkıntı yok. Ben de iyiyim hocam, gayet iyiyim. Aman iyi olalım. Güzel. Hocam Galatasaray'ın transferlerini değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Çıkaldao izlediğiniz, takip ettiğiniz bir oyuncu muydu? Siz sadece işte Batı Avrupa değil, Almanya orijinli bir futbol adamısınız ama dünyanın her yerinde futbolcu izliyorsunuz. Çıkaldao'nun özelliklerini anlatır mısınız bize? Bak ben size bir şey söyleyeceğim. Canlı izlemedim. İsmi çıktıktan sonra Bay Scout'tan epi sabahlara kadar oturdum izledim. Yalnız bugün bir isimler çıkıyor. Morutan çıkıyor biliyorsun. Olympique Morutan. Evet. Morutan. Şu andakiye kadar Galatasaray'ın yaptığı transferleri falan bir tarafa koy. Eğer bunu alırlarsa Türkiye bir Karpatların Maradona'sını izlemişti. Şimdi de Karpatların Messi'sini izler. Bu kadar iddialısınız Morutan. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bilirsin ben çok konuşmam. Evet. Çok fazla incini cıkçını araştır. Mesela Alexander Davut'u da için söylüyorsun. O tarzda oyuncu var Galatasaray'ın elinde. Ona verilen o yüksek maliyete bak tartışırım. Alışını da tartışırım. Ama bunun için var ya Galatasaray'ın şu ana kadar getirdiği ve Türkiye'nin genelinde son dönemlerde son 10 seneden bahsedeyim, son 7 seneden bahsedeyim, 10 yakırılarmış yok, yok vurulmalarmış lan. Hepsini 5'e katlar. 5'e katlar. Peki alınabilir mi hocam? 15 milyon euro diyorlar. Ne diyorsun? 15 milyon değil. 15 milyon euro değil. Benim, kaç para? Benim bildiğim 7 ile 10 arası. O civarda bir şey. Fakat bu çocuk para bu. Bu çocuk para. Yani satışıyla size büyük para kazandırabilecek bir oyuncu. Para diyorum. Alacaksan bundan öyle yok vurmayı aldım. Ronaldo'nun bilmem nesi olacak. Ronaldo'nun veliahtı falan. Geçin onları. Onyekurları falan gördük, izledik bunları. Bize neler kattığını falan. Ama bu öyle değil. Bu çok enteresan bir oyuncu. Bak tekrar söylüyorum. Karpatların Messi'si. Dün öbürü alınan... 30, evet. Çok özür dilerim hocam, araya girdim. Dün Morutan oynadığı maçta yaklaşık 30 metreden harika bir gol attı. Hocam dikkatimi çeken şey şu. Morutan tabii özel bir yetenek olduğunu orada gösteriyor bize. Bazen bazı oyunculara denk gelir böyle vururlar 30 metreden 40 metreden gol olur ama bu rakibi ekarte etti, diğer ayağına aldı, zor olanı yaptı. Zor olan ne? 30 metreden uzak direğe vurmak. Çünkü zaten kaleci refleks olarak uzak direğe yönelir. Uzak direğe atılan toplara da işte mesafe uzak olduğu için daha iyi gider. Ama buna rağmen öyle bir vurdu ki, öyle kendinden emin vurdu ki 30 metreden füze gibi gitti, top gol oldu. Bunu sürekli yapan özellikleri açısından işte her iki ayağını da kullanıp içeri dışarı girip sürpriz şutlar çeken bir oyuncu mu Morutan? Bak şimdi ben size söyleyeyim. Bir kere oynatan bir oyuncu. Oynayan bir oyuncu driplikleri çok giderken öyle bir duruşları var ki
Patçeni 2 metre ileri atıyor, karşıya girebiliyor. Bir artı, açıkta oynama meziyeti var. 10 numara diye tabir ediliyor ya bizde, ki ben konuşmam, söylemem bunları, değmem yani. Orta sahanın bütün bölümünde var. Sahanın bütün bölümünde var. İşte böyle oyuncular çok önemlidir. Perspektifi çok geniştir. Sadece vuruşu var, penaltısını atıyor, duran toplarını kullanıyor da kullanıyor da kullanıyor. Ya çok ekstra bir oyuncu. Asıl mevkii ne hocam? Forvet arkası mı, sağ kanat mı? Değil. Orta sahanın göbeğinde de oynayabiliyor. Sağ kanatta da oynayabiliyor. Sol kanatta da oynayabiliyor. Ama benim bildiğim serbest adam pozisyonunda oynuyor esas olarak. Evet bak, hücum pozisyonu aksiyonunda her tarafta kullanabilir. Çok çok önemli. Bakın bak, öbür oyuncuları konuşmuyorum. Sağ tarafa aldın tamam. Öbürüne aldın tamam. Onlara bir şey demiyorum. Ama bu var ya, eğer bu Galatasaray bunu bitirirse, tekrar söylüyorum, son 10 senedir Türkiye'ye gelen genç olarak bahsedilen, bize yutturulmaya çalışılan, ki sen bilirsin ben hep karşı çıkmışımdır, evet, abartmayalım diye. Bunu da Emre Mor'u da dahildir. Neler olduğundan, neler bize sunduklarını hepsini biliyoruz. Ama bu çok özel bir yetenek. Sayın Mahmut Alparslan bu önemli, evet, tespiti yaptı. Morutan çok özel bir yetenek ve Karpatların Messi'sini alır Galatasaray bu transferi yaparsa diyor. Hocam sizin inancınız nedir? Galatasaray bu transferi yapacak mı sizce? Ben tabii şey söyleyeyim mi? Şimdi diğer Roman oyuncuya bahsedersek kısa. O tarzda oynayan, biz bak çok devamlılığı olan bir oyuncu, ona bir lafım yok. Futbolu biliyor mu? Biliyor. Ona da bir şey diyemeyiz. Ama senin elinde o tarzda oyuncular var. Ben yatırımımı buna yaparım. Ondan sonra fazla bak, 97 doğumlu, bu 99 doğumlu. Bundan bu para işte. Bu yatırdın mı, bu para geri dönüşü var. Buradan çok büyük bir geri dönüş var. Ama öbürlerinden yok. Maalesef yok. O tarzda senin Aytaç'ı da oynatabilirsin. Türkiye Ligi'nde oynuyorsun. Ne bileyim, o tarzda elinde sağlam bir Emre Kılınç, zaten sağlam, o öbürü Emre Akbaba. O tarzda oyuncular var orada oynayan. Ama bu var ya, bunların hepsinin önünde bir oyuncu. Çok çok önde bir oyuncu. Hocam bir şey İnşallah söyleyeceğim. Bitirirler bak. Bitirirler. İnşallah. Anladım. Siz bir bilginiz var mı bu transfer konusunda? Galatasaray'ın bir girişim olduğundan bahsediyor menajeri. Hatta bence menajeriyle bağlantılı bütün dünyanın, özellikle de Balkanların tanıdığı bir diğer menajer Bekali, ki Çikaldağ'ın menajeri. Bekali de Morutan hakkında bir açıklama yaptı. Galatasaray istiyor vesaire diye. Ne diyorsunuz? Bir bilginiz var mı? Galatasaray gerçekten bir girişimde bulundu mu? Ya ilgilendiklerini alıyoruz, duyumları. Ben tekrar söylüyorum. O bir tarafa 6,5 yatırım yapacaklarını, buna keşke yapmış olsalardı. Öncelik buna vermiş olsalardı. O terzdekini tekrar söylüyorum. Bak, kötü bir oyuncu değil. Çok ekstra bir oyuncu değil. Çok da aşağılar. Orta seviyede bizim ligimizde oynayacak edecek. Çünkü sen Galatasaray'sın, ama bu çok ekstra bir oyuncu Özgür. Yani ben Stajic'le bahsediyorum bundan. Çok ekstra bir oyuncu alırdım. İlk önce bunu, yatırımını yapsaydın keşke. Peki hocam, bu oyuncu Morutan da transfer edilirse Çikaldağ ile birlikte ön arkalı mı oynar? Yani Çikaldağ göbekte, Morutan biraz daha önde. Fatih Hoca'nın tabii sisteminde böyle bir rol mü üstlenir? Şimdi sen sistem diyorsun da, burada da sen değişiklikler olabilir. Ne tarzda oynayacaksın? Üçlü mü oynarsın, ikili mi oynarsın, dörtlü mü oynarsın, ne bileyim ne oynarsan. Fakat bu çocuğu aldığın zaman bunun gelişimine de çok büyük katkı sağlaman lazım. Gerek oyun potansiyeli olarak, gerek de çocuğun yeteneklerini kısıtlamadan ona özgürlüğü vermek. Nasıl Hacı'da vardı bu özgürlük? Bu o tarzda bir oyuncu. Bak tekrar diyorum, Hacı Maradona stilindeydi. Bu, emin olun yani, bir izlesinler seyircilerimiz, taraftarlar da. Yani çok ekstra bir oyuncu. Anladım. Yani bak Özgür, o kadar ballandıra sen beni bilirsin, ben bu kadar konuşmam bir oyuncu için. Çok kesin ifadelerle konuştu Sayın Mahmut Alparslan. Oyuncunun futbol karakterinden ve performansından, potansiyelinden emin. Hocam peki savunmanın sağına ve soluna yapılan transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sabek Boye de bugün geldi İstanbul'a. Anholt sol taraf için. Ne diyorsunuz? Anholt'u biliyoruz, onu söylemeye gerek yok. Yani oturmuş bir potansiyel, oturmuş bir oyuncu. O koridorun oynamasını bilen, ofansif yönde çok etkili olan bir oyuncu. Öbür tarafta da o genç yeteneği de seyrettik. Bak mesela ben tekrar söylüyorum. Rennes takımını herkesi izlemesini tavsiye ediyorum. Mükemmel yetenekler çıkarıyorlar. Şimdi onlarda var bir tane 2002'li. İsmini şimdi çıkaramayacağım. Angolalı. Fransa milli takımını aldılar. Hangi mevkide oynuyordu hocam? Orta sahada, ofansif orta saha 10 numara, 50 milyon euro şu andaki bak fiyatı. Evet.
Ama ben orada kimi alırdım biliyor musun? Sağbek olarak. 2002 doğumlu Brondon alırdım. Sopi'yi. Yatırımımı ona yapardım. O da para. Anladım. Peki niye Boya tercih edildi sizce? Ben neden? Şimdi Boya'yı görecekler artık. Çünkü baştan söylüyorum ben. Koridorda gitmesi gelmesi var. Dijon'da küme düşmüştür etmiştir. Onlar hepsi taklı. Küme düşen oyuncudan oyuncu takımdan oyuncu alınmaz diye bir kaydı yok. Evet. İyisi varsa alırsın. O kiralık verilmiş. Gelmiş gitmiş çıkmış. Ama çok depolarını göreceğiz. Yine bak sen de konuşacaksın. Ben de konuşacağım ve bütün yorumcular. Arkaya adam kaçırıyor. Çok kaçırıyor. Pozisyon bilgisi az olan bir oyuncu. O burada işlenmesi gerekecek. Çünkü biz hepsine öyle dedik. Burada bu tarzdaki oyuncular alırsanız ofansif yönleri, gidişleri çok fazla olan oyuncular varsa ki bunlar da işte Yetlin'de var, ne bileyim Arnold'da o tarzda arkalarını kapatmak mecburiyetindesiniz. Çünkü ofansif oynuyorsunuz. Bunları yaşayacaksınız. Yani bunları... Fatih Terim'in arzu ettiği gibi gittiğinde rakiple gelebilen bu oyun disipline sahip oyuncular değil bunlar. Çok da kuvvetli, hep devamlı onlar da olmaz ki. Hangi takımlarda var bunlar? Hepsi arkalarını zaten kapatıyorlar ki onun için ofansif kullanıyorlar. Senelerden beri bek pozisyonları böyledir. Yani çakılı bekler yoktur. Şöyle sen kapıyı söyleyeyim sana aklıma geldi şu anda. Brezilya kapı durur muydu? Adam pata pata giderdi. Şunu kastediyorum mesela dediğinizi anladım ben de. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Saracchi mesela geçen sene en güncel örnek. Saracchi hızlı. Hızıyla işte sıfıra inme kabiliyeti var ama başka bir şey yok. Doğru orta yapamıyor. Bir de gittiği zaman doğru orta yapma oranı çok az olduğu gibi rakibi de unutup geliyor. Yani Fatih Terim ondan bir an önce dönmesini, en azından rakip gitmişse, yani rakip takımın orta sahada işte Kanada yönelik oynayan oyuncusu gitmişse onunla birlikte gel diyor. Ama hiçbir zaman gelmiyor. Yani 5 kere gidiyor, 5 kere unutup geliyor. Ha bu bahsettiğimiz oyuncularda benzer problemler olabilir ama 5 kere gidip en azından bir kere, 2 kere rakibi unutuyorlar mı? Yani Saracchi kadar böyle açık vermeden oynayabiliyorlar mı? Benim öğrenmeye çalıştığım şey o. Değil. Ben de zaten anlatmak istediğimi onları yaşayacağız. Onun için baştan tedarikli olalım. Hemen geldiği zaman nereden bulundu edildi demeyelim. Çünkü buradaki kültürü de alışması lazım. Futbol kültürüne de alışacak. Çünkü bunlar özelinde eğitilirken ofansif güçleri, sağ beklerin, sol beklerin ofansif güçlerini çoğunlukla kullanan ve öğretilen oyuncular. Gelmelerde tabii nasıl yapmışlardır? Kademeler çok önemlidir burada. İtmelerine tabii haliyle geliyor ama durduğu yerde de arkaya pozisyon veriyor. Burada bir sıkıntıları var. Bunları kapatırsa bunların da görevi Fatih Terim olacak. Ama tekrar söylüyorum. Sağ bek ve sol beklerin arkalarını mutlaka kapatmalı lazım. Arnold'da İngiltere'den biliyoruz. Hollanda milli takımda zaten biliniyor. Çok giden, ucumu seven bir oyuncu. Bunların arkalarını her zaman kapatmak işte. Caner de çok ucumu seven oyuncu ama arkasına adam kaçırıyor diye. Pozisyon kaçırıyor diye biz buralarda söylüyoruz. Esas işte bunların itmeleri de takım içindeki o ne derler o sistem diziliş anlayışlarını çok iyi uygulamak lazım. Bunları uyguladığınız zaman bunlar size verimli olur. Öbür tarafta senin Saracchi'de bahsettiklerin hemen hemen aynı tipteki bir oyuncu. Anladım. Stil olarak, tip olarak kime benziyor? Rose'ye benziyor ama futbolu benzemiyor. O farklı bir şey ama ben tekrardan söylerim. Brondon çok enteresan 2002'li bir oyuncu. Şu anda zaten oranın Rende oynuyor. Rende takımında. Brondon takip edilmesi yalnız piyasa değeri 5 milyonu falan üzerinde ama çok enteresan bir oyuncu. O sahibi çok güçlü. Ve ileride biz belki bir seneye falan farklı bir takımlarda, çok çok iyi bir takımlarda bunu duyabiliriz. Bence yatırım olarak, yatırımlık ve para kazanmak olarak bunlar iyi yatırımlar ama gene de gençlere yöneldiler. Atılım yapar. Ben hepsini bıraktım abi. Yapılan bütün transferler hepsi benim için solda sıfır kaldı. Bu en son Olympiu bitirir şey Galatasaray çok şeyi bitirmiş olur. Çok şeyi bitirmiş olur. Bir tekme kalıyor. Eğer işte santrofor planı işte aranıyor, isimler geçiyor ediyor. Bu takıma kim oturur biliyor musun Özgür? Santrafor olarak. Kim hocam? Cornelius. Parma'daki. Evet. Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un gündeminde. Evet. Cornelius. Daha doğrusu Atalanta'dan Parma'ya giden. Bu takımda tam bize Elmander etkisini yaratır. Bu takımda mı? Bu takım farklı bir takım olmaya başlıyor. Bu açıklarınla birlikte, beklerinle birlikte bir de bunun tamamı falan bu tarzdaki oyuncuyu aldıktan sonra bir tek işte ne derler? Panzer denir işte tank gibi. O tarzda bir oyuncu da aldın mı
sırtını yasla git. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Öptüm. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Galatasaray bölümümüzde teknik direktör Mahmut Alparslan bizimle birlikteydi. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Sizin ve tabii sizin nezdinizde bütün dinleyicilerimizin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutluyorum bir kez daha. Biz bayramlaştık ama ederim. Yayın vesilesiyle. Çok naziksin. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim. İyisiniz umarım hocam. İyiyim iyiyim. Şu anda bir haber aldım da yeni haber aldım. Fevzi Aydın'ı kaybetmişiz. Fevzi Aydın benim çok sevdiğim Türk futbolu için Bond'a özellikle Almanya'da çok büyük katkıları olan, mücadele veren, Avrupa Antrenörler Birliği'ni Türkiye'yi yazdıran ve çalıştıran bir mücadele içindeydi. Yani onun için üzüldüm birazcık. Onun hakkında bir takım bir notlar hazırlıyorum. Onu araştırıyorum. Sen aradın. Allah rahmet eylesin hocam. Yılmaz Vural'ı da bana gönderen ve görev vermemi isteyen. Daha sonra onu ben Özkan Sümer'e gönderdim. Yanında Rasim Kaya vardı bir Antalya'da. Özkan Hoca ile çalışmasını sağlayan arkadaşıydı. Çünkü kendisi Şeker Spor'da ve Sarıyer'de oynuyordu. O Bond'a çok önemli. Yani harcamalar yaptı. Köln Akademisi'ni seçtiğimiz ileri gelen antrenörleri alıp hızlandırılmış kursa götürdü. Emek sarf etti. Yani çok gerçekten futbol aşığı bir adamdı. Üzüldüm yani. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu pek geçmedi gündeme. Yeni öğrendim de onun için sana da bunu senin kanalında belki duymayanlar olabilir. Belki de şu anda öğrenenler olacaktır. Fevzi abi çok iyi bir çocuktu. Ben ona abi diyordum. Benim yaşımda ama abi diyordum. Seviyordum. Çünkü içimden gelen adamın yaşına bakmam ben. Abi diye hitap ederim. Öyle bir doğallığım var. Ne güzel hocam. Hocam Beşiktaş'la ilgili size birkaç sorum var. Şimdi transfer komitesinin başındaki yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın transfer komitesiyle ilgili görevlerini bıraktığı yönünde bir iddia var. Tabii resmi bir açıklama bekliyoruz bu konuda. Evet. Ama bildiğim şey şu. Beşiktaş bu konuda herhangi bir açıklama yaparsa bunu paylaşacağız ama bildiğim şey şu. Transferlerin yapılma biçimi ve transfer operasyonlarıyla ilgili bir sorun vardı. Yani Sergen Yalçın burada kendi ekibinin inisiyatif kullanmasını istiyor. Çünkü alıp getirilen oyuncuyu kendisi oynatacak. Yani sistemine uygun, oynatmayı planladığı, oyun karakterini beğendiği futbolcuları talep ediyor. Ama işte Erdal Torunoğulları'nın başında bulunduğu bir ekip ya da sadece Erdal Torunoğulları bu işleri yaparsa teknik direktör, teknik heyetinin talepleriyle yapılan transferler arasında bir paralellik sorunu yaşanıyordu. Bunu net biliyoruz. Yani bu açık seçik ortada olan bir şey. Yani gizli kapılar arkasında konuşulan bir durum değil. Şimdi onun evet. Görevini bıraktığından bahsediyor. Bundan sonraki süreçte eğer böyleyse durum transferde eşgüdüm koordinasyon açısından problem yaşamayacağını Beşiktaş'ın söyleyebilir miyiz? Şimdi sevgili Özgür, ben bu konuda bildiğim bazı şeyleri saklı tuttum, uzak durdum kulüpten. Bizimle paylaşırsanız şimdi sevinirim hocam. Şimdi paylaşacağım. Erdal Bey Almanya'da zannedersem bir iş adamı ve güçlü bir ekonomisi var. Transferleri geçen sezon o yaptı, o getirdi. Onun etkisi çok fazla. Bunu nereden biliyorsun dersen ben Beşiktaş kulübüne çok beğendiğim bir arkadaşı squat olarak tavsiye etmiştim. Almışlar onu. Çalışırken 4 aya yakın çalıştığı bir sürede ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü ihtiyaç görmediler onun tavsiyelerini. Şimdi Sergen Yalçın geçen sene şunu yaptı. Çok olgun davrandı Sergen. Ben şahsen kendisini kutluyorum. Bu kadar beklemiyordum olgun davranacağını. Sergen mevcut kadroya isyan etmeyerek, alınan oyuncuları iyi motive ederek, yönlendirerek takımını kimsenin ummadığı bir şekilde şampiyon yaptı. Aslında sezon başında sıkıntılı bir süreci vardı Beşiktaş'ın. Hatta çok kötü günler geçireceğini tahmin ediyorduk. Ama kadro birer birer eksik yerler tamamlanarak güçlendirildi. Şimdi Erdal Torunoğlu bu sene herhalde zannediyorum geçen seneki gibi yine transferde etkili kişi olmak ya da olmamak. Burayı bilmiyorum.
bilmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Ama mutlaka Sergen Hoca ile aralarında bir sıkıntı olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. %100 var hocam, %100 var. Yani bu görüntü öyle. Sergen Hoca'ya ben şöyle bir şans tanınmasını istiyorum. Beşiktaş Sergen Hoca ile devam edecek. Ediyorsa o zaman Sergen Hoca'nın dediğini yapma yolunda. Ekonomik kriz de var. Bunu da biliyor Sergen Hoca. Buna uygun olarak bir takım yaratmak ve sezon sonunu başarıyla getirmek zorunda. Getirmezse kendisi açısından hoş olmayan bir durum çıkar. Bir de son zamanlarda pek konuşulmuyordu ama şimdi konuşulmaya başlandı. Başka Beşiktaş'ta yetiştirdiğimiz öğrenciler de var. Onların da antrenör olarak başarılarını görüyoruz. Onların da isimlerine sığınmak veya propagandasını yapmak gibi bir kamuoyu oluşturmaya başladı. Bence buna gerek yok. Beşiktaş kulübü zor günlerin kulübü. Hakikaten ne zaman Beşiktaş kulübü kötü duruma düşüyorsa ondan sonraki süreçte başvurduğu dönem eğitim dönemidir. O eğitimin getirdiği çocuklardır, gençlerdir. Sıkıntılı transferlerdir ama hep başarı gelmiştir. Bu bakımdan Erdal Bey ile Sergen'in arasının bozulmasını istemezdim. Keşke Erdal Bey, ben tanımıyorum şahsen, tanısam daha samimi konuşurum. Ama mesafeli konuşmaya çalışıyorum. Sergen Hoca'ya bir alan bıraksa iyi olurdu. Ona inler, gelecek oyuncuları alması veya onun isteklerini yerine getirseydi. Aman da bir takım destekleri de ihtiyacı. Bazı oyuncuların kalması lazım. Bu bakımdan bir itiraf olduğunu ve belki de idarecilere doydu. Belki de idare heyetindeki sıkıntılarından kaynaklanan nedenlerle tek başına yönettiğini, daha etkili olduğu durumu yavaş yavaş yönetim olarak müdahale edilince belki de istemedi. Yani bir nedenle ayrılma durumu oldu. Yeni bir dönem başlıyor Beşiktaş'ta diyebilirim. Bakalım bu dönem ne getirecek transferde? Transferlerin daha hızlı, seri ve tam da teknik heyetin istediği şekilde yapılmasını sağlayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani mutlaka kim gelirse gelsin sevgili Sancar. Şu anda Türkiye'de futbol büyük bir facia yaşıyor. Neden yaşıyor? Tamamıyla futbol teknik adamlarının, üst düzey düşünen teknik adamlarının dışında bir oluşum ve baskı, görünmeyen baskı var. Taraftar bunun bilincinde olmayabilir. Onlar sadece sonuca bakar ama sonucun sebepleri var. Bu sebeplerin Türk futbolu adına iyi şekilde geliştirilmesi lazım. Dünya ile aramızdaki mesafe dünya futboluyla büyümeye başladı. Kritik bir durumdayız. Son alınan sonuçlar hiç hoş değil. Ama buna karşın mesela Sivas Spor başarılı puan getiriyor Türkiye'ye. Beşiktaş değil Sivas Spor. Yani gücüyle, dobisiyle o kadar güçlü değil ama ortaya koyduğu gerçek var. Mütevazi adamlarla, mütevazi transferlerle iş yapıyor. Bu tarafta başka takımlar için de söz konusu. Başakşehir 2 sene çok başarılı, 3 sene çok başarılı bir süreç yaşadı. Öyleyse Fenerbahçe uzun zamandan beri şampiyon olamıyor. Galatasaray'ın 5 tane gol yemiş olması PSV'den çok kötü bir gün yaşattı bize. Yeni takımın Avrupa Şampiyonası'nda aldığı sonuç. Çok gerçekçi konuşmak lazım gelirse. Bu kadar yabancı transferine rağmen ortaya konulan, bizi doyurmayan bir futbol gerçeği var. Bunun için bu kavgaların olması ama sonuçta gerçeğin yakalanarak ortalığın durulmasını bekliyorum. Sayın Erdal Dinçer bizimle birlikte. Bu arada tabii Erdal Torunoğulları'yla teknik heyeti arasındaki eş güdümün birlikte çalışma arzusunun çok yüksek olmadığını ortaya koyan bir takım mülakatlar, bir takım röportajlar, emareler de vardı. Onlardan bir tanesi şampiyonluk geldikten sonra Beşiktaş adına Erdal Torunoğulları'nın bir televizyon programında bu şampiyonluk önce başkanın sonra bizim sayemizde geldi şeklindeki sözleriydi. Bu da tepki çekmişti çünkü teknik heyet takımı çalıştırdı. Sahadaki futbolcular şampiyonluğu kazandı. Elbette ki yönetimin çok büyük bir payı var ama burada teknik heyeti ve futbolcuları es geçmek aslında bu çekişmenin bir tezahürü olarak algılanmıştı ki ben de bu düşünceye katılıyorum. O bakımdan yeni bir dönem başlıyor gördüğümüz kadarıyla. Buyurun hocam, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Var tabii. Futbolda başarıyı paylaşmak da olur. Başarıyı paylaşamazsınız. Kendi içinizde başarıyı birbirini suçlayarak onun yüzünden o oldu bu oldu şekline getirirseniz basite indirgemiş olursunuz. Futbol takımı bir kişiyle oynanan, futbol bir kişinin oynadığı bir oyun değil. Şahsi bir oyun değil, kişisel bir oyun değil.
kişilerin oynadığı bir oyun. Orada birlik beraberliği sağlayan kişi yönetimdir, medyadır, taraftardır ama en önemlisi teknik adamdır. Teknik adam bunu sağlayıp sahaya sürdüyse, büyük sıkıntılı bir süreçten sonra Beşiktaş şampiyon olduysa, bunu bölmenin veya anlaşmazlık yaşamanın yerine bence buna sahiplenmek, daha da güçlendirmek gerekiyor. Zaman içinde kimin ne yaptığı zaten konuşulur. Yani bu yönetim başarılı ki hoca da başarılı, takım da başarılı. Kimse yönetim başarısız diyemez. Ama sen ben kavgası başlarsa futbol takımı çabucak darma duman olur. Peki. Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptığı transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Salih, ha bu arada çok özür dilerim. At yarışı varmış. Yarışa gidelim hocam. Yarışın ardından birlikteyiz. Tamam canım. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sayın Adnan Dinçer bizimle birlikte. Teknik direktör Adnan Dinçer Beşiktaş'ta çalıştı. A milli takım teknik direktörlüğü yaptı ve pek çok takımda şampiyonluk yaşadı. Antalya Spor gibi, Kocaeli Spor gibi İstanbul Spor başarıyla çalıştırdı ki en şaşalı döneminde. Şimdi Beşiktaş'ın transfer politikasını ve yaptığı transferleri konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi soruna cevap vermek için şöyle detaylı düşünmek istedim. Öncelikle Beşiktaş aldığı transferlere bakıyorum. Salih'i aldı Alanya Spor'dan. Ön libero olarak aldı onu. Oyun kuran, akıllı paslar atan, İtalya'da da oynayan bir deneyimli, tecrübeli bir oyuncu. Fenerbahçe'den İtalya'dan Alanya'ya. Alanya'dan Sergen'in de öğrencisi oldu. Demek ki Sergen Hoca onun istediği şeyi, söylediği şeyi sahada yapan oyuncu olarak görüyor. Bu çok önemli. İkincisi Kenan'ı aldılar Düsseldorf'tan. Kenan iyi bir oyuncu. Şöyle iyi oyuncu. Karşı atakta, deplasmanda özellikle seri ve çabuk çıkışlarıyla iş yapan, rakibini kovalayan, oynatmayan, oyununu bozan bir oyuncu. Yani Sergen'in oyun anlayışında var bu. Bir de Mehmet Topal'ı aldılar Başakşehir'den. Herkes belki yanılıyor olabilir. Çünkü ben Mehmet Topal'ın çok bilinçli, sağlam, karakterli ve sahada da kişiliğini oynadığı sürece ortaya koyan bir oyuncu olduğu için Atiba'nın da bulunduğu bir orta alanda çok faydalı olacağını düşünüyorum oynadığı süre içinde. Belki 90 dakika tempoyu düşürebilir zamanla oynarken, oyundan çıkar başkası girer. Kerem var Giresun'dan alınan. Bu da göze batan bir oyuncuydu. İyiydi yani. Alpay var. Ben onu tanımıyorum. Alanya Spor'dan stoper olarak alındı. Ama Hajduk'tan alınan Umut Nayır var. Santrfor ve serbest oynayan bir oyuncu. Oyun kurucu gibi. Yani Umut Nayır aynı zamanda topla buluştuğu zaman bayağı rakip savunmayı dengesini bozan, hareketler yapan, çalım atan, gol pası veren, golçü değil ama gol attıran bir oyuncu tipinde dikkat çekiyor. Kartal Yılmaz var, yine Ümraniye'den alındı. Onu bilmeyenler olabilir, onun için söylüyorum. Atakan var, Ümraniye'den alındı. Erdoğan var, Turgut'u da alındı. Bunlar Sergen Hoca'nın mutlaka araştırma yapıp beğendiği ve onay verdiği oyunculardır. Güven Yalçın var, Leske'den biliyorsun. Güven, eski Güven. Ama iki kişi kaldı. Mesela şu anda Lens ve Boyd. Biri Sivas'a gitti geçen sezon. Biri de Karagümrük'te. Yani bu iki oyuncunun tekrar kadroya alınacağını düşünmüyorum. Sezon başı çalışmalarına alınabilir. Çok olağanüstü durum olmazsa kadroya alınmaz. Yani şimdi alınan oyuncuların hakkında yorum yapmak gerekmiyor bir iki kişi dışında. Bence benim yani kendi yapıma da olarak Sergen gibi bir hoca zaten öyle çok tanınmış filan oyuncular yerine bunlarla ekonomik olarak kurduğu bir kadroyla kendisini kanıtlayacak belki seneye çok başarılı bir çıkış yapan oyuncularıyla transfer borsasında kulübü lehine sarsacak düşünce içerisinde olabilir. Ona şans tanımak lazım. Evet. Hocam şimdi Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacağı için savunmanın merkezine sağlam, pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu talep ediyor. Diego Godin Beşiktaş'ın transferini düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Cagliari kulübünde oynuyor. Atletico Madrid'de en başarılı dönemini yaşadı. Daha önce bir Real'de oynamıştı. Evet. Atletico Madrid'de zirve yaptı ve Uruguay milli takımında kaptanı. Yaşı da 35 ama çok dengeli ve hırslı bir oyuncu. Ben pek çok özelliğini ilerleyen yaşlara rağmen koruduğu kanaatindeyim. Bu bir. İkincisi şu. Cagliari takımı 3 milyon euro net alıyor
alıyor Cagliari'den bu parayı ödeyemeyeceğini düşünüyor. Buna yakın birkaç oyuncu daha aynı oranlarda, buna yakın oranda para alıyorlar. Oyuncularından pandemiden dolayı, ekonomik krizden dolayı indirim rica ediyor. İstediği oyunculardan, indirim talep ettiği oyunculardan bir tanesi de Diego Godin. Eğer bunu kabul etmiyorsa Diego Godin, 2 sene daha sözleşmesi var, serbest oyuncu statüsüne çıkacak. Yani oraya sözleşmesini bırakacak. Onlar da bunun karşında onu serbest bırakacaklar. Herhangi bir transfer bedeli istemeyecekler. Yani serbest çıkma olanağı olan bir oyuncu. 35 yaşında olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi tecrübesi üst düzeyde. 2 kez final gördü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'de. Ve Sergen Yalçın istediği oyunculardan bir tanesi. Tabii ben de maaş konusunda anlaşabilirler mi bilmiyorum ama ne diyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz Godin transferine? Ben Godin'i çok beğenen bir hocayım. Çünkü Godin hava toplarını da çok etkili. Belki bu tarafı gözden kaçıyor ama. En önemli şey ne biliyor musunuz hocam? Çok özür dileyerek sözünüzü kestim ama. Hava toplarında etkili ama bu sıçrama yeteneğinden kaynaklanmıyor. Boyu uzun, uzun boylu oyuncular da çok fazla sıçrayamaz. Ayrı mesele ama pozisyon bilgisi çok iyi. Nerede ne zaman duracağını iyi biliyor ve zamanlamayı yapıyor. Zamanlama sadece karşıdan gelen topa hangi noktada müdahale edeceğinizle ilgili değildir. Zamanlama ne zaman yükseleceğinizi kestirmekle de ilgili bir kavramdır futbol içerisinde. Timing. Çok fazla sıçrayan değil ama doğru zamanlama yapıp hava toplarında etkili olan bir oyuncu. Şimdi zaten o boyuyla sıçramasını birleştirdiğiniz zaman büyük bir avantaj yakalıyor. Evet. İki, isabetli bu iş çok önemli. Özellikle hücuma katıldığı zaman duran toplarda, kornerlerde, taç atışlarında çok etkili bir oyuncu. Üçüncü bir faktör daha var. Godin savunmada da çok sağlam bir oyuncu. Oyundan kolay düşen bir oyuncu değil. Teke tek mücadelelerde. Şimdi şöyle bir şey var. Futbolcuların doğal yetenekleri vardır. Yani yaşı olmasına rağmen bunu kaybetmemiş görünüyor. Yani Atletico Madrid'de olsun, şampiyon olduğu yıllarda olsun, geçen sezon olsun, Godin'in çok başarılı ve bir de liderliği var. Yani lider bir adam. Yani Beşiktaş'a çok yararlı olur diye düşünüyorum. Akiba da aynı şekilde geldi Beşiktaş'a. Kimse önemsemiyordu ama bugün Akiba Beşiktaş'ın en yararlı oyuncusu. Hatta oyunculuğu bile lider oldu. Yani liderliği bazı oyuncular sağda davranışıyla filan tribünleri arkasına alarak, medyayı arkasına alarak gösterir. Hayır, öyle değil. Oyunuyla, kişiliğiyle, örnek olmasıyla. Godin de bunlardan biri. Onun için ben Mehmet Topal'ın da olduğu, Godin'in de olduğu, Atiba'nın da olduğu bir Beşiktaş'ın diğer oyunculara çok egemen olup istediği topu Sergen'le paylaşıp sahaya yansıtacaklarını düşünüyorum. Hepsi birden oynamasa bile kulübede oturan da sahadaki kadar etkili olacaktır oynayana. Yani Sergen şimdi bütün bunları yaparken şunu da düşünüyor. Bu başarının üzerine Avrupa maçları oynayacaklar. Avrupa'da oynayacakları karşılaşmada Godin'e ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum. Peki. Hocam var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Ben Türk futbolunun bir an önce bulunduğu yerden kurtulması adına önce geleceği düşünerek bir proje üretmesini, bu projeye uygun birisi geçen gün bir laf salladı. İşte kim Türkiye'de o? Ya birisi, herhangi bir vatandaş haklı olarak diyor ki yeter artık birisi öne çıkmalı ve gençleri yetiştirmeli, Avrupa futboluna mesafemizi kapamalı. Böyle bir adam yok falan. Ya kardeşim dedim 20 senemizi, 30 senemizi verdik. Siz görmüyorsunuz. Senin tavsiyen var ama bu işe, bu düşünceye biz gönül vermiyoruz. Bunu başta Türkiye Futbol Federasyonu Bakanlık, Spor Bakanlığı öne alması lazım. Şimdi kızlar voleybolda başarı gösterdi diye herkes sahip çıkıyor. Acaba o kızlar nasıl geldi oraya? Hangi eğitimden, hangi doğru eğitim sonucu kendilerini kanıttılar? Ben sana iddia ediyorum ve söylüyorum. Türk sporcusu, Türk futbolcusu, Türk genci futbolu çok seviyor, Türk halkı. Çok müsait top oynamaya ama eğitim eksikliğinden zaman zaman başa baş götürdüğü oyunu gol yediği zaman psikolojik olarak çöküyor ve kaybediyor. Genelde böyle bir eksiğimiz var. Bunu da tamamlamak için inatçı, hırslı, güçlü, fizikman. Hocam olimpiyatlarda değil mi? Bunu da çok özür dileyerek araya girdim ama olimpiyatlarda kadın voleybol takımı Çin'e, ki dünya şampiyonu için, Çin'e set vermeden galip geldi Çin'e karşı. Evet, 3-0. Çok önemli bir şey bu. Yani şimdi biz bunun üzerine konuşmamamız lazım. Sadece tebrik edip alkışlamak ve desteklemek lazım. Yani
sporun tartışması olmaz. Başarılı olan herkesi desteklersin. Ben sene başında itiraf ettim. Sergen'i şimdi alkışlıyorum. Niye alkışlıyorum? Sene başında biliyorsun eleştiriyordum. Niye? Korkuyordum başarılı olmayacak diye. Çok kulüp değiştirdi, zamanında gitti geldi. Acaba ne kadar başarılı olacak, endişelerim vardı. Ama şimdi Sergen, asıl Sergen bu sene olacak. Hem Avrupa kupalarında ve hem de Beşiktaş'ta bugünkü durumda daha da ileriye yerini muhafaza etmek adına vereceğim mücadeleyle götürme bilincinde olduğunu düşünüyorum. Onun için Beşiktaş yönetiminin sakin olup onu desteklemesinden yanayım. Sayın Adnan Dinçer bu önemli bilgileri aktardı, tespitlerini sizlerle paylaştı. Hocam çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Bak, dikkatini çeken bir şey var mı? Herkesin konuştuğu bir olay var. Beşiktaş'a kaleci lazım. Ama Sergen kaleciden vazgeçmiyor. O zaman Sergen'e görüşüne saygı duymak lazım. Ben Beşiktaş kalecisi hatalı gol yediği zaman eleştiriliyor, yerden yere vuruluyor ama o yaştaki bir çocuğun Beşiktaş profesyonel takımında şampiyon kadroda kaleci olarak oynamasının ne demek olduğunu düşünmeden... 18-19 yaşında Beşiktaş kalesine geçmek ve bütün sezon boyunca oynamak zor bir şey. Çok yanlış bir eleştiri. Ama şu var hocam, Şampiyonlar Ligi de var. Yani Mert Günok, Ersin satılmıyorsa bile, kalıyorsa bile Mert Günok'un transferi söz konusu. Yani belki sezon içerisinde rotasyon olabilir, ayrı mesele ama tecrübeye de önem veriyor Sergen Yalçın. Ama mesela Sergio Rico diyorlar, İspanyol kaleci, daha önce Sevilla'da Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fakat Paris Saint Germain'de son sezon 3. kaleci pozisyonuna düştü. Şimdi Sergio Rico gibi bir kaleciye yatırım yapması mantıklı mıdır? Çok acil transfer ihtiyaçları varken Beşiktaş'ın özellikle ön bölgede ve bu kadar sıkışmış bir ekonomi içerisinde bence değil. Ama çok makul koşullarda Başakşehir'den çıkıyorsa Mert Günok geliyorsa, bir de yerli statüsünde. Tamam. Şimdi senin söylediğine katılıyorum. Mert Günok, Ersin veya bahsettiğin futbolcu daha iyisi gelecekse gelir de, yani sorun olarak o çocuğu devamlı öne sürmemiz. Mesela bir oyun oynanıyor, oyunda gol oluyor. Şimdi geçen gün Müsteray'ı izleyen bir adam bu kaleci iyi değildir diyebilir. Ama hangi koşullarda maça çıkmıştır, şartlar nedir, önündeki defans ne iş yapar, takımı ne kadar kötüdür. Ya kardeşim, Galatasaray'ı 4-5 senedir ayakta tutan adamın bir numarası Müslera'dır. Yani bir maçta, iki maçta kaleciyi suçlamayalım. Kaleci hata da yapabilir. Kaleci en son adamdır. Kaleci, gol yemeyen kaleci olmaz. Yediği gol üzerine tartışma yapılmaması lazım. Önemli olan o pozisyonu doğuran nedenlerdir. Müdahale hatası yapan, savunmaya çabuk dönmeyen. Bugünkü dünya futbolunda artık ikinci bölge müthiş bir savunma yapıyor. Geri dörtlü ileriye çıkıyor. Neredeyse forvetin yanına gidiyor. Böyle bir oyun oynamak zorundayız. Biz buraya getirmezsek takımımızı, oyuncularımızı asla başarılı olamayız. Peki hocam, bir kez daha teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Tekrar görüşmek dileğiyle. Konuğumuz Beşiktaş bölümümüzde teknik direktör Adnan Dinçer'di. Önemli bilgiler var, az sonra bunları sizlerle paylaşacağım. Hatta reklamlara gitmeden önce bir tanesini paylaşayım. Hem Douglas hem de Beşiktaş'ta görüşüyoruz. Bunu söyleyen Malatyaspor yöneticisi Hakkı Çelikel, Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı sağ bek Douglas'ın transferi hakkında konuştu. Emrah Karalinç'e Spor'un merkezi programında bugün Radyo Spor'da. Beşiktaş'ta kadroda yer bulamayan Douglas Malatyaspor'un gündeminde. Yönetici Çelikel, Douglas önemli bir oyuncu. Bizim de sağ tarafta eksiğimiz var. Douglas'la görüşüyoruz. Doğru noktayı bulmaya çalışıyoruz. Hem Beşiktaş hem de futbolcuyla görüşüyoruz. Douglas Malatyaspor'da, Malatyaspor'a sıcak çünkü oynamak istiyor. Uygun zemin bulmaya gayret ediyoruz demiş. Douglas'a Beşiktaş'tan aldığı parayı veremeyiz. Bütçemize uygun davranacağız. Kiralamak istiyoruz. Bir kısmı Beşiktaş, bir kısmı Malatyaspor verecek şekilde bir planlama içerisindeyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor şeklinde konuşmuş. Douglas Sivasspor'la son sezonunda 2018-2019'da 32 maçta oynadı. 3 tane gol attı, 7 tane gol pası verdi. Ön bölgede çok daha etkili bir oyuncu olarak Sivasspor'da dikkat çekmişti. Sonrasında Sivasspor'la yolları ayrıldı çünkü kiralık olarak oynuyordu. Bildiğim kadarıyla Barcelona'daydı bütün hakları. Beşiktaş'a serbest bir oyuncu statüsünde transfer edildi. Beşiktaş Arjantin'den bir oyuncuyla görüşüyordu, De Plasia.
Duplessis'i transfer etmek istiyordu sağ tarafa ama kulübü bir transfer bedeli istediği için boştaki Douglas'ın daha uygun bir seçenek olabileceğini düşündü o dönemki yetkililer ve Douglas'ı aldılar. Ama Beşiktaş'ta maalesef hayal kırıklığı yarattı Douglas. Futbolcu 2019-2017 sezonunda 7 maçta 454 dakika süre alabildi sadece. Sol uyluk ön adenesinde ileri düzeyde bir yırtık tespit edildi. Geçen sezon oynayamadı. Douglas Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro kazanıyor. Gündeme bu kazandığı para ama oynamama oranıyla da gelmişti. Beşiktaş bir şekilde onun takımdan gönderilmesi için çaba sarf ediyor. Çünkü Beşiktaş'ta belli bazı yabancı oyuncularını, hatta teklif geliyorsa Larin gibi değerli oyuncularını da satarak transfere bütçe ayırmayı planlıyor. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Barcelona ve Neymar arasındaki hukuk savaşı sona eriyor. Bir İhtilaf vardı. Hukuki olarak bu ihtilaf ortadan kalkıyor mu? Barcelona Kulübü Paris Saint Germain'e transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar'la aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Barcelona ile Neymar iki taraf arasındaki mevcut adli prosedürlerin dostane bir şekilde çözülmesine ilişkin anlaşmaya varmıştır ifadeleri kullanıldı. Neymar'ın sözleşmesinin kurallarını yerine getirmeden Paris Saint Germain'e transfer olduğunu öne süren Barcelona Futbol Kulübü Brezilyalı futbolcudan tazminat talep etmişti. Neymar buna karşın sözleşmesindeki ödemenin bir kısmını alamadığını belirterek kulübün faiziyle bu ödemeyi yapması gerektiğini savunuyordu. İspanya La Liga ekiplerinden Celta de Vigo'da forma giyen Türk futbolcu Emre Mor kulüp aradığını duyurdu. Tecrübeli isim ünlü menajer Mino Raiola ile beraber en iyi kulübü bulmak için çalıştıklarını ifade etti. İyi yere kapak atmış Mino Raiola ona bir kulüp bulur ama Mino Raiola kendi gücünü kullanarak ona bir kulüp bulurken bu Emre Mor'un son şansı olur. Hiç kuşku yok ki çünkü ona verilen bütün şansları değerlendiremedi maalesef. Galatasaray'da ona şans verdi, değerlendiremedi. Sonra Olympiakos'a gitti kiralık olarak şans buldu, değerlendiremedi. Celta Vigo ona çok sabretti. 8,5 milyon euroluk bir yatırım yaptı. Dortmund'a bu parayı ödemişti. Ama bir türlü aradığı verimi bulamadı. Bir tek geçen sezonun başında kamp döneminde iyi çalışmış. 2 tane iyi hazırlık maçı oynamış. Onun dışında kayda değer bir tane maçı yok Emre Mor'un maalesef Celta Vigo'da. Onlar da zararına da olsa satmak istiyorlar ve Mino Raiola'ya başvurmuşlar. Elbette ki Mino Raiola ona kulüp bulamadı. Olabilir. Ünlü menajer işte Zlatan Ibrahimovic, Adana Demirspor'a gelen Mario Balotelli, Mkhitaryan, Paul Pogba vesaire elbette ki bulabilir ama bu Emre Mor'un son kulübü olabilir. Umarım bunu son şansını iyi değerlendirir. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giydi Emre Mor. Kulüp aradığını duyurmuş ve ne demiş? Ünlü menajer Mino Raiola ile beraber en iyi kulübü bulmak için çalışıyoruz. Menajeriyle beraber kendisi için bir kulüp aradığını da ifade ediyor. Bu arada İspanyol basını İspanyol ekibi yüksek maaş yükünden kurtulmak için Emre Mor'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor dedi. Yaptığı yatırımda aldığı para da yüksek olabilir ama daha da doğrusu bu bir faktör ama gerçeğin sadece görünen bir yüzü, gerçeğin bütünü artık yaka siktiler Emre Mor'dan. Gına geldi Celta Vigo'lu yöneticilere. Felipe Miambres sportif direktörleri özellikle bu konuda çok çaba sarf ediyor. Onu bir an önce göndermek için. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu şu ana kadar Celta Vigo formasıyla La Liga'da 33 maça çıktı. Bu süre içerisinde sadece bir gol attı. 3 tane gol pası verdi. İspanyol kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Ve Kral Kupası'nda geçen sezon 2 maçta forma giymişti. Sakatlandığı için de Dubai'ye gidip altını çiziyorum Dubai'ye gidip tedavi olmuştu Emre Mor. İnsanlar Almanya'ya ne bileyim sporcu sakatlıklarıyla ilgili tedavi yöntemlerinin çok daha yüksek başarılı yapıldığı ülkelere örneğin İspanya'ya başkent Madrid'e gider ama o Dubai'yi tercih etmişti. Bu da İspanyol basında haklı bir eleştiri konusu olarak değerlendirilmişti. Avrupa'dan futbol. İspanya. Radyo Spor. Bir yorum. Teknik direktör Erdal Işkar bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hocam merhaba hoş geldiniz. Tekrar arayacağız Erdal Işkar'ı. Erdal Işkar'la transfer dönemini bütün takımlar adına konuşacağız değerli dinleyiciler.
Valentin Rossi konusunda Beşiktaş kulübü Sporting Lisbon'la, oyuncunun kulübü Sporting Lisbon'la her konuda anlaştı. Raşit Gezal'ın menajeri Cuma günü Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'la bir görüşme yaptı. Burak Elmas daha önce verdikleri ve prensipte anlaştıkları sözleşme üzerinde revizyona gitmek zorunda olduklarını, şartların değiştiğini söyledi. Masadan kalkıldı böylece. Beşiktaş'ta görüştü. Sanırım Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ ile görüştü Raşit Gezal'ın menajeri. O görüşmede de Beşiktaş fiyatı arttırmayacağını, zaten tekliflerin, daha önce yaptıkları tekliflerin geçerli olduğunu ama Raşit Gezal'ın Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sistemi içerisinde başarılı olduğunu, Süper Lig'in en gözde oyuncularından bir tanesi haline geldiğini ve bu sistem içerisinde ona sadece yeniden başarı vaat ettiklerini söyledi. Beşiktaş kendi açısından son derece tutarlı bir tavır, son derece tutarlı bir tutum ortaya koydu. Ve buna karşılık Galatasaray teklifi revize ettiği için ipler ibre tekrar Raşit Gezal ve menajerleri açısından söylüyorum. Beşiktaş'a döndü. Ama hala menajerler kendi alacakları komisyon vesaire sözleşmenin detayları konusunda %100 uzlaşmış değiller. Beşiktaş'ta bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Aynı zamanda Leicester City ile de henüz bir anlaşma sağlanmış değil ama Beşiktaş bugün yarın bu anlaşmayı yapabilir. Raşit Gezal bir an önce gelip çalışmalara başlamak istiyor. Çünkü neden? Çünkü Temmuz ayının sonundayız. 15 gün sonra ligler başlıyor. 15-20 gün sonra ligler başlıyor ve bir futbolcu bu kadar çok süre kaybetmemeli. Dolayısıyla Raşit Gezal da bir an önce durumun netleşmesini istiyor. Bu arada bir kez daha hatırlatıyorum. Türk Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo 2020'deki ilk maçında son şampiyon Çin'e set vermedi. Ve harika bir galibiyete imza attı. Çok iyi bir başlangıç yaptı. Tebrik ediyoruz kadın voleybol takımını. Teknik direktör Erdal Işkar bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Merhaba. Yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. İyisiniz umarım. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun. Ben de iyiyim. Az önce Emre Mor'dan bahsettim. Bilmiyorum kulak misafiri oldunuz mu? Oldum evet. Hocam ne diyorsunuz? Bir teknik direktör olarak tabii işin eğitimsel, pedagojik kısmını da iyi bilen bir futbol adamı olarak bu çocuğun durumunu nasıl yorumlamak lazım? Niye bu kadar şans bulduğu halde değerlendiremiyor? Bu çocuk gerçekten yetenekli mi yoksa yeteneği tek bir noktaya mı sabitlenmiş? Yani topla hızlı gidebilen bir Emre ama futbol aklından futbol aklı çok gelişmemiş. Dolayısıyla saha içerisinde bitiricilik, takım oyunu, oyun disiplini açısından gerekleri yerine getiremeyecek bir profille mi karşı karşıyayız? Yine bir problem yaşadık. Çaykur Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Mametiyam'ı transfer etmek istiyoruz dedi. Yine Emrah Karalinç harika bir röportaj yaptı ve Fenerbahçe'de takımla çalışmayacaklar listesine konulan Mametiyam'ın Çaykur gündeminde olduğunu bir kez daha birinci elden teyit etmiş oldu. Aynı zamanda Selim Selimoğlu Beşiktaş'ın da gündeminde olduğundan bahsedilen Salomon Rondon forvet oyuncusuyla görüşüyoruz. Çaykur Rizespor bu oyuncunun transferi konusunda ciddi bir yol aldı. Yarın netleştiririz demiş. Detayları sizlerle paylaşırız. Teknik direktör Erdal Işkar bir kez daha bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Özgür. Tekrar merhaba. Sağ olun. Bugün telefonların azizliğine uğradık hocam. Evet. Sağlık olsun. Ben şunu sormuştum size. Emre Mor niçin böyle? Niye böyle oldu? Çok büyük bir yetenek olarak lanse edildi. Milli takıma alındı. Gerçekten çok büyük bir yetenek miydi? Yoksa bu konuda insanlar yanıldı mı? Emre Mor yeteneği sadece topla iyi gidebilmek, topla hızlı gidebilmek noktasıyla mı sınırlı? Yani bitiricilik, oyun disiplini, taktik anlayışa uymak, topsuz alanda oyunu oynamak, oyunu her yönüyle oynamak, iki yönüyle de oynayabilme becerilerinden bütüne yoksun bir oyuncu mu? Aynı zamanda işin tabii pedagojik bölümü var, yani mental eğitimsel bölüm var. Bu konuda da çok ciddi sorunlara sahip mi sizce? Ne diyorsunuz? Özgür sen zaten çok güzel özetledin. Tabii Emre'den bütün gittiği kulüpler çok büyük beklentiler vardı. Galatasaray'a geldiği zaman da beklentileri vardı. Ama Emre Mor gibi oyunculara biz şimdi teknik adam baktığımız zaman ne isteriz? O bölgede oynayan oyuncular ve o yetenekli oyunculardan biz senede 8-10 tane gol atmasını, 8-10 tane asist yapmasını bekleriz. Bunları yapabildi mi? Yapamadı. Tek dediğin gibi sen hücum anlamında ama savunma anlamında, oyun stili anlamında, ya yani takım oyuncusu anlamında bir sürü eksikleri var.
Bu tamam bence de kendini ispatlamaya gittiği zaman bu sefer daha sıkıntılar yaşıyor. Daha sıkıntılar yaşadıkça özgüvenini kaybediyor ve o özgüven ona hata yaptırıyor. Baktığımız zaman işte bu tip oyuncular sen 30 tane maç oynayıp dediğim özellikleri yapması lazım. Gol atması, attırması lazım. Ama maalesef benim en çok ümitlendiğim yer Fatih Terim ve Galatasaray'lıydı. Galatasaray'da da başarılı olmadığı için artık Emre Bordu'da müthiş bir özgüven kaybı oldu. Bana göre zihinsel, mental bir durum. Ama bana göre de Emre Bordu'nun 3 tane özelliği varsa biz ondan maalesef 10 tane özellik bekliyoruz. Çok şeyler bekliyoruz. Bundan sonra içinde zor görüyorum. Yani sıradan bir futbolcu şu anda gönlümde geldi bence. Evet. Sayın Erdal İşkar'la sohbetimiz devam ediyor. Hocam Merih Demiral'ın da Juventus'tan ayrılma ihtimali var. Merih Demiral tabii çok uzun sakatlık süreleri yaşamasa talihsizdi ki çok ciddi sakatlıklar yaşamasına rağmen iradesini kullandı. İyi çalıştı, iyi rehabilite oldu ve sahalara döndü ama tabii gereksinimler çok daha yüksek Juventus gibi bir takımda. Şimdi ayrılması gündemde. Dortmund'un ona talip olduğundan bahsediliyor. Atalanta devrede deniyor ki Atalanta'da iyi organize olan özellikle Gasperini ile Şampiyonlar Ligi'nde evet. Başarılı olan bir takım. Ne diyorsunuz Merih Demiral'in geleceği ve Juventus'taki mevcut durumu hakkında? Benim için Türkiye'de ismi geçiyor. Bence Türkiye'ye ilk gelmesine gerek yok. Başka takımlar. Hocam Atalanta... çok özür dilerim sözünüzü valla kestim. Kusura bakmayın. Sizi bekleteceğim. Onun dışında hem Merih'i hem Ozan Kabak'a soracağım. Çünkü benzer tamam. Değerlendirmeler yapabileceğimiz oyuncular at yarışının ardından birlikteyiz. Tamam. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Sayın Erdal Işkar, bizimle birlikte teknik direktör Erdal Işkar'la Merih Demiral'in geleceğini konuşuyorduk. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür, merhabalar. Merhabalar hocam. Şimdi kısa bir haber var, bunu sizinle ve dinleyicilerimizle paylaşayım. Sonra sözü size bırakacağım hocam. İtalyan basını Merih Demiral'i Dortmund'un gündeminde olduğunu söylüyor. Canon Sancho'yu 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a satmıştı Dortmund. Bu paranın bir kısmıyla Merih'in transferini finanse edecekmiş. 23 yaşında futbolcu biliyorsunuz hocam. Aynı zamanda Atalanta'nın da ki Milano'ya çok yakın bir kulüp. Atalanta Gasperini ile bence çok iyi bir çıkış yakaladı ve organize bir kulüp. Merih Demiral'in transferini ciddi bir biçimde istiyor Atalanta. Juventus'un Merih Demiral'in satışından tam 35 milyon euroluk bir gelir beklediği de aynı haberde İtalyan basının haberinde yer alıyor. Ne diyorsunuz hocam? Ama Özgür şöyle diyorum, aynı şey şimdi Merih için söyleyecekler ama aynı şey Ozan Kabak için de geçerli. Mesela Ozan Kabak'ın da Türkiye'de geçiyor. Biz şunu gördük şimdi Özgür Avrupa Şampiyonası'nda ve Galatasaray PSV ile oynadığı maçlar sonrasında Avrupa'ya Türk futbolu şu anda çok büyük açılmış Özgür. O yüzden gerek Merih olsun gerek Ozan Kabak olsun mutlaka işte Merih 98'de Ozan Kabak 2000 doğumlu genç oyuncumuz mutlaka spor hayatlarını Avrupa'da devam ettirmeleri lazım. Gelişimleri açısından. Şimdi Merih'e baktığımız zaman 23 yaşında bir de 35 milyonla bir yere gittiğin zaman çok değerli gitmiş oluyorsun. Birinci forma sana gelmiş oluyor. Bir de oynayacakları yer çok önemli. Yani mutlaka bunların gerek Ozan'ın gerek Merih'in oynayabilecekleri bir takıma gidip kendini daha genç yaşlara mutlaka kendini geliştirmeleri lazım. Asla ve asla Türkiye'ye ben ikisine dönmesini istemiyorum. Hem mini takımımız için hem kendileri için yaşları da çok müsait. Gerek Atalanta olur gerek Dortmund olur ama rakamla gittiğin zaman böyle 35-40 milyon euro'ya gittiğin zaman mutlaka ilk forma sana gelecektir. Aynı şey onun için de geçerli. İkisi de çok değerli, iyi oyuncular ama oynayabilecekleri yere gitmeleri lazım. Bekledikleri zaman gerçi Merih bir sakatlık geçirdi. Tekrar bir form yakalaması, eski günlere dönmesi lazım. Aynı şekilde Ozan için de geçerli. İkisi de iyi oyuncular, gelişime açık oyuncular ama mutlaka oynayabilecekleri yere gidip Avrupa'da ben onların futbol hayatına dönmelerini tavsiye ediyorum kendilerine. Hocam sizin yaptığınız tespiti doğrulayan yaklaşımları var. Bunu biliyorum. Ozan Kabak özelinde konuşursam eğer, Ozan Kabak kesinlikle dönmeyi düşünmüyor. Ozan Kabak bir şekilde Almanya'da, İngiltere'de hangi takım talip oluyorsa ki İngiltere'den orta sınıf takımlarla görüşüyor biliyorum.
temsilcisi Fazıl Özdemir. Kesinlikle Avrupa'da devam etmeyi düşünüyor. Aynen sizin dediğiniz gibi. Bunu çok net bildiğim için bu kadar kesin ifadelerle konuşuyorum. Merih'in de fikrinin farklı olmadığı kanaatindeyim. Ama zaten Özgür öyle olmasın. Yani ben az önce de makas o kadar açılıyor ki. Yani PSV maçında Avrupa şampiyonasında da gördük. Yani oyuncular buradan mümkün olduğunca gitmeye çalışıyorlar. Gelişimleri açısından bakıyorsun, sırf oyuncular Türkiye'de şu anda enteresan bir şekilde gelişimlerini tamamlayamıyorlar. Oynama şansları yok, gelişimler eksik. Artık bu bizim hocalarımızda mı sorumlu, bizlerde mi, oyuncularda mı, yönetimlerde mi, Türk bunda olma. Ama artık mutlaka bir değişime ihtiyacı var. Bu makas her geçen gün açılıyor şu anda Özgür. Hı. Hocam, Tisseran'ı nasıl buluyorsunuz, Fenerbahçe'deki stoperi? Tisseran acaba Vitor Pereira tarafından savunmanın sağında düşünülebilir mi? Ya da eğer üçlü savunma oynatıyorsa, üçlü savunmanın sağında düşünülen bir merkez savunma, üçlü savunmanın sağında düşünülen bir oyuncu olarak değerlendirilebilir mi? Bu arada Tisseran da Fenerbahçe'de satılması düşünülen oyunculardan bir tanesi. Özgür, şöyle hazırlık maçlarında görmek lazım. Ama şimdi üçlü savunma oynamak çok zor bir şey. Üçlü savunma oynadığın zaman Özgür, üç stoperin ayrı özelliklerde olması lazım. Bir tanesinin mesela hamle stoper olması lazım. Bir tanesinin hava hakimiyetinin, bir tanesinin topu iyi kullanan bir oyuncu olması lazım. Yani mesela Galatasaray'da oynadı şimdi PSV maçında Alparslan, Yüğündeme, Marko gibi üçlü stoper oynadı. Üçlü savunma yaptı 17 dakika. Yani üçü de aynı özellikte oyuncu, ağır oyuncular, bu şekilde olmaz. Ama Fenerbahçe'nin baktığı zaman şimdi orada Salah ve Kolkır oynayabilir. Ama Tisserand veya bir başka hazırlık maçlarını görmek lazım. Üçünün de farklı özellikte olmaları lazım. Yani Salah'a uyuyacaktır mutlaka. Şimdi Kolkır da çok çabuk bir oyuncu değil. Ama dediğim gibi bir tanesinin çok çabuk olması lazım, süratli olması lazım, bir tanesinin halde oynuyorsa olması lazım, hava hakimiyeti iyi olması lazım. Çok farklı 3 tane stopperin bir araya gelmesi lazım. Galatasaray başaramadı PSV maçında. 3 tane aynı stopper, bir stoppermiş gibi oynadılar. Hı hı. Hocam, o yüzden bu üçlü savunmada stopperlerden bir tanesinin sol ayağını diğerinin sağ ayağını kullanması gibi bir zaruret de var mı? Mutlaka olması lazım. Bana göre Özgür, bu üçlü savunma oynadığı zaman burada en büyük artı bana göre Caner yazacak. Eğer arkasında Salah oynarsa Caner için bir artı olacak. Caner'in kademesi ne gibi olacaktır? Anladım. Ama orada sağ ayaklı stoper olursa Caner yine zorlanır. Ama dörtlü savunmada zaten Caner zorluyor. Savunma anlamında Caner zaten eksikleri var. Kademeye girmesinde birebir de eksikleri var. Sıcak temasların eksikleri var. Ama üçlü oynayıp sol kanatta orta dörtlünün solunda Caner oynarsa, arkasında Salah oynarsa, orada bana göre Caner ve Salah ikisi biraz daha ikiye göre daha uyum sağlayacaklar bir şey yok. Ama üç tane sağ ayaklı stoper mümkün değil. Özgür. Peki. Bakalım Vitor Pereira üçlü savunma anlayışını mı deneyecek? Sizce böyle bir düşüncesi var mı kafasında? Nasıl görüyorsunuz hocam? Ya bence hazırlık maçlarında deneyecektir. Mesela Galatasaray denedi. Hazırlık maçı yapmadan çok da başarısız oldu. Üçlü oynamak çok zor bir şeydir. Hı-hı. Yani kolay değil. Çok uzun süre çalıştırmaya gereken bir peki sistemde. Üçlü oynamak ne kazandırıyor takımlara? Yani dünyada genelde uygulanan bir sistem mi? Belli bazı takımları dışarıda tutuyor. Bazı takımlar uyguluyor. Ama burada en büyük dezavantajı Özgür, bir tane rakip takım tek stoperle, tek santrforla oynuyorsa tabii üç tane stoper bir tane santrforla tutmak zorunda kalıyor. Ama rakip takım çift santrforla oynuyorsa üçlü oynamak avantaj. Ama tek santrforla oynuyorsa bu büyük sıkıntı yaratır. Eğer o stoperlerden bir tanesi mutlaka orta sahaya girmek zorunda. Yani orada üçlü bekleyip tek santrforla beklersen o zaman bir anlamı kalmaz. Ha, o anladım. Yani lüks oluyor. Efendim? Yani şunu anlamaya çalıştım hocam. Tek santrforla oynayan takımlara karşı üçlü stoper bloğuyla oynarsanız, üçlü savunmayla oynarsanız biraz lükse kaçmış olursunuz. Orada mutlaka tek santrfor oynuyorsa rakip o üçlü stoperlere bilin mutlaka orta sahaya destek vermek zorunda. Ama çift santrfor oynuyorsa, 4-4-2 oynuyorsa o zaman çift üçlü savunma oynamak çok ideal bir şey olabilir. PSV nasıl oynadı hocam sizce Galatasaray'a karşı? PSV oynadı ama Özgür. Mesela PSV hangi dizilimde oynadı? PSV şöyle oynadı. PSV'de en büyük sıkıntı stoperlerle bekler arası. Ömer Bayram da bir stoper. Marko Nars atlan toplar sıkıntı oldu. Yerden başı oyuncu geldiği zaman. Evet. Orası bir yerde Galatasaray'ı çökerten bir yer oldu. Çünkü üçlü savunma oynadığı zaman kenardaki oyuncular Caner ile Nazım da mutlaka gelip rakipteyken beşli savunmak olmak zorundalar. Oraya yapışmak zorundalar. Ama Galatasaray'da mesela iki bekse onu yapamadı. Özellikle Ömer Bayram hiç yapamadı. Marko ile arası attığında her top sıkıntı oldu. Haklısınız. Hocam tabii Fenerbahçe'de belli oyuncuların takımdan gönderilmesi zaruret. Çünkü Fenerbahçe satarak ancak oyuncuyu bütün haklarıyla alabiliyor. O bakımdan geçen hafta 4 oyuncu, Sadık Çiftpınar bunların arasında.
4 oyuncunun takımda bundan sonra çalışmayacağı bilgisi verildi. Kendilerine satışları ve sözleşmelerin fesli konusunda çalışma başlattı. Bu haftada ben Dirar ve Perotti ile ilgili aynı kararı vereceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ne diyorsunuz bu takım içi revizyon için? Özgür, bundan zaten yapılması gereken, zaten geçen sene de yaşandı bunu Fenerbahçe'de. Bir mevkide, aynı mevkide 3 tane 4 tane oyuncunun olması zaten takıma bir katkı sağlamaz. O zaman yeni arayışlara giriyorsun, hocanın kafası karışıyor. Bir de sizin 14 tane şu anda yabancı olmak zorunda. Ama ben daha önce de bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin 2 tane, kim giderse gitsin fark etmez. 2 tane oyuncu var. Bir tane 6 numara Mustafa'nın yerine, bir tane santrafora ihtiyacı var. Bu 2 tane oyuncuyu aldıktan sonra Fenerbahçe'nin zaten çok oyuncuya ihtiyacı yok. Kim giderse gitsin fark etmez. Hı. Mesela şimdi bakıyorsun, orta sahada Gustavo, Ozan, Hakan, Sosa. Yani çok zenginlik var. Ama bir 6 numara yok. Mustafa da bir çok ideal bir 6 numara değil. Santrafora bakıyorsun, Serdar alındı. Bir Samata var. Ama bir Abubakar etkisi yapacak bir durum yok. İki tane çok iyi bir tane çok iyi forvet, bir tane altın numara aldıkları zaman 3-4-3 de oynayabilir, 4-4-2 de oynayabilir, 4-2-3-1 de oynayabilir. Ama bu iki tane mevki halletmediğiniz zaman bana göre hangi sistemde oynarsa oynasın Fenerbahçe sıkıntı yaşayacaktır. Hocam, 6 numaradan kastınız orta sahada oyunu defansif olarak oynayabilen oyuncu karakteri. Defansif, işte ikili mücadele kazanan, bizim Çapa dediğimiz, daha önce de bahsetmiştim. Gustavo için ne düşünüyorsunuz bu anlamda? Ama Gustavo pozisyonda mesela şimdi diyelim ki Atiba gibi değil. Yolette Soza gibi değil. Neden? Farkları, farkı ne hocam onlarda? Farkı şu, hava hakimiyeti çok iyi olan bir oyuncu değil Gustavo. Kilimcaya çok sert değil. Yani sıcak temas çok, adayetli çok iyi. Ama hava hakimiyeti değil. Defansın önündeki oyuncu hava hakimiyeti çok iyi. Kilimcayla kadar agresif, sert, sıcak temasa girebilen, orada bir böyle çapo görevi, ahtapot dediğimiz ahtapot görevi yapabilecek bir oyuncu. Gustavo ile olduğu zaman daha çok işte geri pas, yan pas, oyunu kurmada da çabuklaştırmada sıkıntı. Yani hem savunma anlamında hem Gustavo anlamında benim tercihim mesela Gustavo'dan yana olmaz Özgür. Anlıyorum hocam. Bakalım Vitor Pereira'nın tercihleri nasıl şekillenecek? Sayın Erdal Işıkar. Hazırlık maçlarından sonra biraz daha Özgür ortaya çıkacaktır. Bundan eksikler daha çok hazırlık maçlarında ortaya çıkacaktır. Yani şu an istediğimiz kadar antrenman yapsınlar takımlar. Ciddi hazırlık maçlarında biraz daha net ortaya çıkacak. Hatta bence resmi maçlar başladıktan sonra bu konudaki fikirlerimiz daha da olgunlaşabilir yani, hocam. Aynen, yani aynen, çünkü pratiğe bakmak lazım. Yani hazırlık maçları da kesin bir ölçü değil. Çünkü Kasımpaşa ile oynuyor Fenerbahçe, 4 tane gol atıyor ama 22 doğru. tane oyuncu oynuyor. İlk yarı bir 11 oynuyor, ikinci yarı başka 11. Dolayısıyla net fikir sahibi olamayız bence ama sizin olduğunuz tespitler çok önemli. Doğru söylüyorsun, kesinlikle katılıyorum. Şöyle, Pereira bunu görebilir yalnız. Yani hazırlık maçı da olsa bu eksikleri, benim bahsettiğim eksikleri mutlaka görecektir. Yani bizler mesela televizyondan seyrettiğimiz zaman lig maçlarında bunları daha net görebiliriz. Ama bir teknik adam bunu hazırlık maçlarında mutlaka görecektir. Doğru. Yani hocam, neyin altı neyin eksik olur. Yalnız size yanlış anlamayın, size muhalif kalmak bakımından söylemiyorum ama Marsilya'da oynadığı dönemde de baktım ben Gustavo'ya. Gustavo'yu Marsilya'da merkez savunma oyuncusu olarak oynattılar son dönemde özellikle. Daha çok öyle oynadı. Fenerbahçe'de zaman zaman ilk sezonunda stoperde oynadı. Merkez savunma oyuncusu olarak. Yani hava hakimiyeti, birebir mücadele, top kazanma oranı açısından gerçekten çok başarısız mı Gustavo? Çok başarısız değil. Ama Fenerbahçe'nin aradığı mesela şimdi neden... Çok daha sert olanı mı ihtiyaç var? Mesela bir dönem Galatasaray'da Melo vardı. Melo gibi bir oyuncuya mı ihtiyaç var? Melo gibi, aynen. Melo gibi. Neden onu söylüyorum Özgür? Çünkü önünde Ozan gibi, İrfan gibi, Sosa gibi, Mersa Hakan gibi çok yumuşak oyuncular var. Yani onlar biraz daha savunma yönü iyi olsa, daha onlara mesela iki yönlü oynayabilen oyuncular olsa belki o kadar çok ihtiyaç olmayacak. Ama Ozan yumuşak, Mert Hakan öyle, Sosa öyle, İrfan Pelkas, hepsi bunlar ofansif oyunu iyi oynayabilen ama savunmaları kötü oyuncular veya eksik oyuncular. Onların açıklarını kapatabilecek, yani orada mesela bir Atiba gibi, Jota Sozi gibi oyuncunun işte olması veya senin dediğin gibi Melo'nun olması takıma çok büyük bir katkı sağlar, bir artı sağlar. Hocam ağzınıza takımın sağlık. Takımın yapısı itibariyle söylüyorum. Vaktimiz varsa bir şey daha söyleyeyim. Tabii buyurun, buyurun hocam. Özgür, bir de mesela Musta ile ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Musta'da çok eleştirilen bir kaleci durumda PSV maçından sonra. Ama ben Musta ile ilgili bir tespitim var. Bilmiyorum sen de katılır mısın? Musta da şimdi 50'ye yakın Türkiye Ligi'nde maç oynadı. Ondan sonra Güney Amerika'ya gitti.
Orada bir maçı oynadı, tatil yapamadı. Bana göre şu anda Mısır'da sırantına denen bir şey, futbolda sırantına denen bir şey var. Şu anda onu yaşıyor. Sırantına nedir? Aşırı antrenman maç temposundan bıkkınlık, isteksizlik, yorgunluk, konsantre eksikliğidir. Bana göre Fatih Terim ve Galatasaray'ın yapması gereken Mısır'a mutlaka bir 10 gün izin verip futbol topu bile görmemesi lazım Mısır'ın. Tatilden gördükten sonra mesela bir 10 gün sonra Mısır'a bambaşka bir Mısır'a izleyebiliriz. Ama şu anda bana göre bıkkınlık, isteksizlik, konsantre eksikliği var. Tamamen o da tatil yapamamasına. Güney Amerika'dan geldi. 2 gün sonra PSV, 3 gün sonra PSV maçına çıktı. Tatil yapamadı yani. Eleştirmek kolay ama bunları da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum ben. Aynı şekilde ben de sizin gibi düşünüyorum. Çok haklısınız. Sizin bu yaptığınız son derece doğru, isabetli tespite birkaç ek yapayım izin verirseniz hocam. O da şu. Kolay bir dönem geçirmedi. Annesini kaybetti. Uzun bir sakatlığın ardından sahalara döndü. Annesini kaybetti. Uruguay'a gittiği bir yaz dönemi döndü. Dediğiniz gibi çok yoğun maç trafiği. Uruguay'la Copa America mücadelesi. Ve ciddi bir yorgunluğa sahip. Ek olarak Mustera Galatasaray'a geldi. 2011 yazından bu yana sezon başında bir performans sorunu yaşıyor. Bazı futbolcularda vardır ama sonra toparlıyor ve takımın kurtarıcısı oluyor. İki sezon tek başına Galatasaray'ı şampiyon yapan bir futbolcu Mustera. Galatasaray'ın en çok kupa kazanan kalecisi, yabancı oyuncularından bir tanesi. Ama sezon başında sorun yaşıyor mu? Benim gördüğüm kadarıyla yaşıyor. Olabilir. Bazı futbolcular bunu yaşıyor olabilir. Eleştirmiyorum. İkincisi hocam, ben de işte profesyonel liglerde resmi maç oynadığım için, maç havasını ve kalecilik yaptığım için maç havası nasıldır, kaleci topu hangi açıdan görür, nasıl, az çok bunları tahmin edebiliyorum ve şunu düşünüyorum. Yani az çok durumu tahmin edebiliyorum ve iyi anladığımı düşünüyorum. Az çok. Ve şunu söylüyorum. İyi kaleciler, Mustera ayarındaki iyi kaleciler kendilerine çok fazla güvendikleri için basit hatalar yapabilirler. Evet. Mustera orada iki adam bastı. Bir tanesi Zahavi'ydi galiba. Bastı orada topa geri pastan. Ondan sonra oradan çok rahat çıkartabileceğini, adamın hemen üstünden, baldırından aşırtıp ters tarafa bırakıp oradan daha rahat pas verebileceğini düşündü. Ama değil. Çok hızlı geldiler. Çok iyi kapattılar. Mustera kendine çok güvendiği için orada hata yaptı. Halbuki evet. Orada bu konularda çok iyi olmadığını düşünen herhangi bir kaleci ne yapar hocam? Futbolun içinden gelenleri iyi bilir. Dağlara taşlara vurmak diye bir şey. Öyle. Ben öyle düşünüyorum yani. Ve bunun çok doğru olduğu. Vurur. Nereye gidiyorsa gitsin. Stadın dışına gitsin. Ama Mustera kendine çok güvendiği için aşırtmak istedi ve hata yaptı. Bütün iyi kalecilerde, Schmeichel de bunu çok yapıyordu. Bu sorun oluyor. Ben böyle yorumluyorum. Bilmiyorum. Doğru. Ama şöyle özgür. Yediği sadece bu gol. Son golde de değil mi? İçeri tokatladı. Üçünde de bana göre tamamen senin dediğin doğru, ona ilk olarak dikkat eksikliği var. Bu da aşırı yorgunluktan, motivasyon konsantre eksikliğinden bence. Mesela gidip bir yere Galatasaray kulübüne 10 gün izin verip futbol topu bile görmese, 10 gün çok önemli bir şey değil. Telefonlarını kapatsa, 10 gün sonra gelse bu hataları bence yapmaz. Doğru. Artık sürantre olmuş durumda. Doğru. Kolay değil. Bir sezon 50 maçı oynuyorsun, 34 yaşındasın. Çok zor bir şey. Hepimiz için bunlar, aynı şey geçer hocam. Tabii. Bunları da eleştirirken mutlaka hesaba katmak lazım. Yani Okan Gocuk da Giresun'a kiralık gitti. Fatih var yedek kaleci. Bilmiyorum Fatih'in performansı nasıl buluyorsunuz ama Mustera'yı dinlendirirken Galatasaray'ın Mustera'ya yakın bir kaleci daha alması gerekiyor mu? Çünkü zor maçlar da var. Ya bir ama bir rotasyon. Şöyle, tabii bunlar bir de maddiyatla ilgili, yani, ilgili bir şey. Ama mesela şimdi 5 zaten PSV maçı şu anda elemen belki %1'lerde bu maçta Fatih oynasın. 10 gün verirsen gitsin. Ne olacak ki? Anladım. Döndüğünden bambaşka bir Mustera ile karşılaştığınızda inanıyorum. Ben de bununla yıllar yaşadım. Gerçekten takati kalmıyor oyuncunun. Artık bıkkınlık, istek, futbol topu görmek istemiyor. Kolay değil. Deplasmanlar, Güney Amerika Kupası, Dikter, ailesini kaybetti. Yani deplasmanlar dediğim gibi belli yaşta bir oyuncu, üst sıra maçlar kolay şeyler değil. İnsanlara kolay geliyor. Doğru. Bu çok önemli tespiti teknik direktör Erdal Işgar yaptı. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Forvet arayan kulüplerimizden bir tanesi de Trabzonspor. Trabzonspor net gol atabilen, gol üretkenliği yüksek bir oyuncu arıyor ve bir iddia gündeme geldi. Daha önce Beşiktaş'ın da girişimde bulunduğu Brezilyalı oyuncu William Jose'yi
Trabzonspor'un gündemini aldığından bahsediliyor. Real Sociedad'da forma giyiyor bu oyuncu. Geçen sene kiralık olarak oynamıştı. 29 yaşında ama tabii Real Sociedad onu bütün haklarıyla satmak istiyor ve istediği ücret 5 milyon euronun üzerinde. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ta anlaşamadılar çünkü Beşiktaş onu kiralık olarak istemişti. Usta, gazeteci sevgili Turgay Beş Yıldız bizimle birlikte Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Ya, aynı merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Aynı şekilde Beşiktaş'ın da gibi Trabzonspor'un talip olduğu bir oyuncuydu William Kost. Real Sociedad'da forvet biliyorsunuz Brezilyalı ama istenilen rakam 5 milyon euro gibi yüksek bir rakam. Bir de oyuncuya verilecek olan rakam var. Bu yüzden ben Trabzonspor'un bu rakamı verebileceğini sanmıyorum. Ama şu anda menajerler aracıyla görüşmeler devam ederken bir yandan da Ukraynalı forvet Artem Dobik kulübü Dnipro ile yazılı olarak görüşülmesi gündemde. Yani bu santrafor için de gündemi var Trabzonspor'un, Ukraynalı forvet için. Aynı şekilde Koyate Koyate Crystal, evet. Falan, evet yani Crystal çok başarılı falan, bir oyuncu. Yani 31 yaşında Senegalli bir oyuncu. Türk menajeri bunun. Menajeri Türk. Ediz Balkan. Bravo. Başkanla masaya oturduğunu duyduk. Bayağı da bir iki saatlik bir görüşme olmuş. Transferin mali şartları değerlendirilmiş. Crystal Palace'tan ayrılması kesin Koyate'nin. Ama Chelsea'den McWay'i ve 23 milyon euro bonservis kadrosuna katan Crystal aynı zamanda da Anderson'ı alıyor ve buna 22 milyon euro diyecek. Şimdi Koyate gündemi var. Büyük bir ihtimalle düşünmüyorum bu sene kadrosunda. Kontratının bitimine bir yıl var. Ama Crystal Palace'dan gitmeye hazırlanıyor bu oyuncu. Türkiye'nin opsiyonuna sıcak bakıyor. Bir de Afrika'dan, pardon, Arabistan'dan bu oyuncuya teklif var ama bu üst düzey birlikte oynamadığını söylediği için Trabzonspor'dan yaklaşık 2 milyon euroluk bir maaş talep etti Senegalli Yıldız. Bu rakamla indirime gidilirse görüşmeler bu konuda bir ciddi boyut kazanabilir. Çünkü şeyde oynamak istemiyor. Yani Arabistan'da, Katar'da ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda 31 yaşında oynamak istemiyor Senegalli oyuncu. Bir taraftan da bir golcü aday daha geldi gündeme ama asıl aday biliyorsunuz Sörlot için bekleyiş sürüyor ama bana göre Sörlot'un transferi uzak bir ihtimal olmaya başladı. Ve Cornelius bana göre B planında gündemini sürdürüyor ama bu Ukraynalı santrafor Dobik konusunda temaslarını da kesmiyor. Şimdi de biri daha girdi devreye. Adı geçiyor. Bu da araştırılmaya başladı. Chelsea'nin oyuncusu Bashuayi. Belçikalı forvetinle onun da gündemi araştırılıyor. Mesela Chelsea'de bir türlü istediğini süreleri alamadı Belçikalı Yıldız bu sezon Premier Lig'inde. 18 maça çıkmıştı. Ancak toplamda 724 dakika sahada kalmıştı. 2 golü var, 2 asisti var. 27 yaşında. Yaşı iyi, mükemmel. Oyuncunun maaş talebi şimdilik yüksek olsa da yönetim uygun bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Şartların oluşması halinde Bashuayi'ye bir yıl kadrosuna katmayı düşünüyor Trabzonspor. Bu kiralık da olabilir. Opsiyonlu bonservisli de olabilir. Chelsea de bu transferi yeşil ışık bakıyor. Hatta biraz da bu transferi böyle reklamını yapıyor. Yani oyuncusu Bashuayi'nin Trabzonspor formasıyla yeniden yıldızının parlatacağını söyleyerek biraz da piyasa yaptığı görüşündeyim Chelsea'nin. Bana göre dördüncü bir ihtimal bu oyuncu. Dobik, Ukraynalı Dobik, Brezilyalı Real Sociedad'ın santraforu William Koyate bana göre daha şanslı oyuncular. Cornelius da dahil. Trabzonspor bir hücum oyuncusu katmaya düşünüyor takıma. Ekuban'ın da gitmesi artık söz konusu. Bu da aynı şekilde. Bu arada Ekuban'a Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edildi. Bu konuda size bilgi geldi mi sevgili Turgay Beşiktaş? Hayır, gelmedi. Ben de sizden ilk defa duyuyorum. Böyle bir şeyin de olduğunu zannetmiyorum. Zaten bunun derdi Türkiye'de oynamak falan filan değil. Bunun derdi yeniden işte Fransa, İngiltere'ye, Avrupa'ya dönüp bir de vergi problemi var. Bunlar biliyorsunuz Avrupa'da çok vergi ödüyorlar. Bu yüzden vergi ödenmeyen ülkeler, Türkiye gibi ülkeler onlar için cennet. Cennet olduğu için tabii burayı da 30 yaşından sonra tercih ettikleri için bizim ligimin de kalitesi ve Avrupa'daki başarılarımız, yani parantez içerisinde başarısızlıklarımız ortaya çıkıyor. Dileriz bu sene bu başarılar biraz puan yükseltir takımlar da
en azından önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne yine direkt katılma gündeme gelir önümüzdeki sezondan sonra. Bu arada Marek Amstin özellikle hazırlık maçında, Başakşehir maçındaki ve antrenmanlardaki görüntüsü Trabzonsporlu taraftarları da oldukça umutlandırıyor. Yani Karadeniz ekibi ayrıca Veba kampındaki 3 hazırlık maçından sonra son hazırlık maçını bu akşam saat 19'da yine Türbünlü Sahada, TFF'nin Riva'daki sahasında Türbünlü Sahada gerçekleştirecek saat 7'de. Bu arada Kasımpaşa'dan alınan Fadik Koyta bu maçta kadroya alınmaması bekleniyor. Çünkü sağlık heyetiyle görüştü Abdullah Avcı. Bu oyuncuyu riske etmek istemiyorlar. Çünkü biraz sakatlık problemi var. Bu yüzden de bu akşamki mücadeleye bana göre muhtemel 11 ile çıkabilir Trabzonspor. Çünkü 5 Ağustos'ta Konfederasyon Kupası'nda büyük bir ihtimalle Norveç'in Molde takımıyla karşılaşma ihtimali yüksek. UEFA'ya isim listesini de vermek zorunda 30 Temmuz'a kadar Abdullah Avcı. UEFA'daki kadromuz budur diyerek 30 Temmuz'a kadar vermesi gerekiyor Abdullah Avcı'nın. Bu yüzden de bu maçın önemi ve ardından çarşamba günü 2 gün sonra sona erecek olan Riva kampının 2 günlük önemi de kendilerini ispat etmeye çalışan özellikle genç oyuncular için çok önemli. Ardından sanıyorum Abdullah Avcı 2 ya da 3 gün izin verir. Ardından Trabzonspor tekrar Trabzon'da toplanır ve Avrupa Konfederasyon Kupası için ilk ciddi sınavı için hazırlıklarına Trabzon'da tekrar kısa süreli olsa başlar. Evet, başka bir sorunuz varsa tamamlayabilirim. Bu akşam son hazırlık maçını oynayacak Riva'da Trabzonspor. Evet, son maç, bu yüzden muhtemelen 11 bekleniyor. Ben de karşılaşmaya çıplak gözle inşallah seyredeceğim Riva'da. Hatta ardından da Sevgili Turgay Beşil'i sözünüzü unutmayın. Sözünüzü kestim ama atları şimdi dinleyelim. Bu konuyla ilgili fikrinizi öğrenelim. Az sonra birlikteyiz. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor bölümümüzde sevgili Turgay Beşyıldız, usta gazeteci bir kez daha bizimle birlikte bu akşamki hazırlık maçını konuşuyorduk kendisiyle. Tekrar hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Haliyle dediğim gibi bu akşam muhtemelen 5 Ağustos'da oynanacak büyük ihtimalle rakip Molde olabilir Norveç takımı. Onunla oynanacak ilk 11'i sahaya süreceğini bekliyoruz. Biz de çıplak gözden bu akşam saat 7'de Riva'da bu karşılaşmayı izleyeceğiz. Ardından da maç bitiminde de bir bizimle 5 dakikalık bir yorumumuz olacak şeyler için, futbolcular için, son durum için, takımlar için hem sosyal paylaşım sitesinden hem de Haber61'den, Haber61'den paylaşacağımız bir yorumlama olacak bu 5 dakika içinde. Bu arada Başkan Ahmet Ağoğlu da bu son şeyde sıkıntı yaratan, aslında sıkıntı değil de biraz sosyal paylaşımda sıkıntılar oldu bu İsmail Köybaşı imzasıyla alakalı. Bu konuda bir görüş bildirdi. Yani görüntüler, bu imza törenindeki görüntüler kesilerek devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır. Doğrudur. Ben de izledim çünkü canlı yayını. Trabzonspor şu an her anlamda iyi gittiği için takımı aşağıya çekmek amaçlı bir algı çalışması var sanıyorum dedi. İsmail milli takım forması giymiş her yerli oyuncu gibi çok değerlidir. Konu tamamen forma satışıyla alakalıdır. Bu yüzden imza töreninin tamamını izlemekte fayda var diye de bir görüş bildirdi. Bu arada ben hemen bir kendi notumu vermek istiyorum. Özellikle olimpiyatlarda 2020 Tokyo olimpiyatlarında ilk madalyaları getiren tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra'yı gönülden kutluyorum. Dilerin ülkeye döner dönmez kendilerinin hak ettiği 150'şer tane Cumhuriyet altınını bir an önce ararlar. Çünkü futbolculardan çok daha fazla hak ediyorlar. Ayrıca Filenin Sultanları son olimpiyat şampiyonu 3-0 yendiler. Bütün setleri seyrettim. Gerçekten muhteşemdi. Dilerim onlar da ilk üçe girerek ödüllerini en iyi şekilde ararlar. Çünkü bunu hak ediyorlar. Birinci olursalar 500'er Cumhuriyet altını. Gümüş madalya alırsalar adam başı 250'şer Cumhuriyet altını. Bunlar da bunların ödüllü olacak. Çok ödül almalarını istiyorum salon sporcularının. Çünkü gerçekten futbolcularımızdan çok çok daha fazla bunu hak ediyorlar. Bana göre maçtan sonra verdikleri Filenin Sultanlarının verdikleri galibiyet pozu da Türkiye Cumhuriyeti'nin kızlarının en güzel pozlarından biriydi. Hepsini gönülden kutluyorum. Bunu da anekdotlarıma ve sizlere son bir pasaj olarak eklemek istiyorum. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
Sevgili Turgay Beşyıldız bu önemli bilgileri aktardı. Trabzonspor bölümümüzde iyi çalışmalar dileriz sevgili Turgay Beşyıldız. Tekrar görüşmek dileğiyle az sonra Yakup Çınar Galatasaray bölümümüzde bizimle birlikte olacak. Fanatik'te yazıyor ve Galatasaray'la ilgili transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Bakalım hangi bilgileri aktaracak sizlere. Bir kez daha hatırlatıyorum. Geçen hafta Mehmet Yam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin yönetimin aldığı kararla bundan böyle takımda çalışmayacaklar ve kendilerine kulüp bulacaklar. Kasımpaşa ve Hatayspor'un Sadık Çiftpınar'a talip olduğundan bahsediliyor. Mehmet Yam'ı Çaykur Rizespor çok istiyor. Muhtemelen bu transferi gerçekleştirecek. Bence Mehmet Yam geçen sene bulduğu şansları iyi değerlendirdi. Kötü bir oyuncu değildi. Ama takım aksayınca belli oyuncuların bireysel performansları çok fazla ön plana çıkmıyor. Sistem içerisinde yer bulabilir miydi? Eğer yabancı kısıtlaması olmasaydı ve Fenerbahçe'nin bir an önce oyuncu satma zarureti söz konusu olmasaydı kolay kolay ben Mehmet Yam'ın gözden çıkarılacağı kanaatinde değilim. Çünkü kanatlara giderek oynayabilen bir hücum oyuncusu. Gol vuruş açısından da başarılı buluyorum onu ama bir zaruretten dolayı bence Mehmet Yam satış listesine kondu. Fenerbahçe ile ilgili gelişmelere geçeceğiz. Birazdan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ama şimdi Galatasaray bölümümüzdeyiz. Sevgili Yakup Çınar bizimle birlikte Fanatik'te yazıyor. Çok başarılı haberlere, röportajlara imza atıyor. Yakup hoş geldin yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk Özgür abi, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim, ben de iyi çalışmalar dilerim. İyisin umarım Yakup. İyiyim Özgür abi. Harika. Bayram tatilini yaptık, tekrar mesaiye döndük. Ne güzel, biraz zor oluyor ama geçişler. Evet. Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Yakup ne dersin? Berkan Kutlu bu hafta içerisinde Galatasaray'ın oyuncusu olacak mı? Ya Özgür abi, Fatih Hoca'nın ısrarla istediği bir oyuncu. Galatasaray'da da hani Barış Alper Yılmaz transferinden sonra diğer 3 transfer bir günde, hatta 4 saat içinde 3 imza gelmişti. Ama anladığım kadarıyla rakam konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Görüşmeler devam ediyor. Fatih Hoca bu oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istiyor. Süreç uzadığı için de başka isimler de gündeme geliyor. Hernani yazıldı, İtalya Ligi'nde forma giyen oyuncu. Hı hı. Ama ben Fatih Hoca'nın mutlaka şimdi yeni yabancı kuralından sonra 3 tane yerli oyuncuyu 11'e yazmanız gerekiyor. O yüzden hani bu bölgeye tercihini yerliden yana kullanacağını düşünüyorum. Uzun süredir pazarlıklar da devam ediyordu. Hatırlarsan Barış Alper Yılmaz transferine de bitti dedikken 15 gün sonra açıklanmış transferdi. Bir sürü detay ortaya çıkabiliyor. Ben de artık hani bu hafta içinde bu transferin noktalanmasını bekliyorum açıkçası. Hani görüşmeler artık son aşamaya gelindi. 3 milyon euro'nun üzerinde bir rakam konuşuluyor açıkçası. Evet. Hani tam net bilmiyorum. Çünkü Galatasaray'ın son teklifi 2,5 milyon euroydu. Alanya Spor ise 5 milyon euro civarında bir rakam istiyordu. Ama Galatasaray'ın yeni bir teklif daha yaptığı ve bu teklifinde 3 milyon euro üzerinde olduğu söyleniyor. Muhtemelen Alanya Spor'da artık hani sonraki satıştan pay, genç oyuncu, bu görüşmeler yapılıyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani en azından hafta sonuna kadar artık bu transferin netleşmesini bekliyorum açıkçası. Bu 3,5 milyon euro ya da 3 milyon euronun üzerindeki rakam peşine ödenmeyecek galiba. Taksitlendirilerek ödenecek değil mi? Galatasaray'ın planı bu. Yani şöyle söyleyeyim, hani çok net bilgim yok ama Çıkıldağ transferinde bunu gördük Özgür abi. Galatasaray'ın çünkü belli bir transfer limiti var ve bu limitin şu anda 6 milyon euro civarında olduğunu biliyorum. Futbolcu maaşı, bonservis, menajerlik ücreti. Hani o yüzden hani kesinlikle direkt peşin olacağını sanmıyorum. Mutlaka taktiklere bölmek zorundalar. Çünkü Galatasaray şimdi Falcao'yu, Cagney'i, Feguli'yi elden çıkarmaya çalışıyor ki transfer limitini artırabilsin. Hani direkt peşin olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki. Sevgili Yakup, Jetson Fernandes transferi ve dün gündeme gelen Morutan, Romanların şu anda en iyi futbolcusu olarak gözüküyor. Morutan transferi konusunda senin fikrin nedir? Şöyle, hani çok yüksek bir bonservis bedeli var Özgür abi. Yani kaç para diyorlar? Bekali mesela açıklama yaptı. İşte 20 milyon euro oyuncunun bedeli ama biz 10 milyon euroya düştük. Eğer o parayı verirlerse biz oyuncuyu veririz diye. Hani Rumen medyasında sık sık hem başkanın hem oyuncunun menajerinin demeçlerini dinleyebiliyoruz. Ben de ulaşmaya çalıştım kendilerine ama hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Galatasaray tarafındaysa
hani şu ana kadar bu transferi doğrular nitelikte bir açıklama gelmedi. Onu net bir şekilde söyleyelim. Şunu biliyorum, hani Galatasaray Scout ekibinin takip ettiği oyunculardan bir taneydi Morutan. Ama hani Stanciu'dan vazgeçilmişti biliyorsun. Özellikle 10 numara bölgesi için Fatih Hoca'nın ilk tercihi oydu. Ama 8 milyon eurodan aşağı kulüp başkanı inmediği için o transfer gerçekleşmemişti. Morutan'la alakalı dediğim gibi Rumen medyasında çok fazla haber çıkıyor. Kulübün başkanı zaten Bekali. Ama Galatasaray cephesi bu oyuncuyla alakalı herhangi bir doğrulama yapmadı dediğim gibi. Ben çok yüksek bir bonservis verildi. Hani 10 milyon euro civarında bir rakamı eğer Galatasaray kullanacaksa Getson'dan yana kullanır zaten. Morutan'dan yana kullanmaz diye düşünüyorum. Jason Fernandes, Jorge Jesus'un performansından memnun kaldığı ya da tam olarak emin olamadığı bir futbolcuymuş ki az sonra Portekiz'den bir bağlantı kuracağız ve hangisi doğru, bu mu doğru, ikincisi mi doğru sorusunu soracağım arkadaşımıza. Ama ikinci kamp dönemine götürüyor. Yani ikinci kamp döneminde de görmek istemiş daha doğrusu Jason Fernandes'i. Bildiğim kadarıyla, yanılıyorsam sen düzelt, Meite'yi aldılar. Jason gibi oynayabilecek. João Mario var. Ve acil oyuncu satmaları lazım. Kadroyu sadeleştirmeleri lazım Benfica takımı. Ne diyorsun bu işe? Yani o da sürüngemeceye girdi Jason Fernandes transferi. Fatih Hoca'nın özellikle istediği bir oyuncuydu. Yönetimin de transferi konusunda uğraştığı bir isimdi. Anladığım kadarıyla Jorge Jesus kamp boyunca elinde tutmak istiyor. Şöyle, hani maliyeti gerçekten bu oyuncunun da yüksek. Zorunlu satın alma opsiyonuyla bırakacaklar. Onların istediği rakam Özgür abi 15 milyon euro civarı. Galatasaray'ın da bu rakamı ödeme şansı şimdilik gözükmüyor. Hani o rakamı 10 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışıyorlar. Taksitler halinde çekmeye çalışıyorlar. Yani şöyle, en azından transfer sezonunun böyle sonlarına doğru gerçekleşirse gerçekleşebilir bir transfer. Şu anda hava olumsuz gibi ama senin de söylediğin gibi o bölgeye iki tane oyuncu transfer ettiler. Yine ellerinde zaten 5-6 tane daha oyuncu vardı. Yani toplamda şu anda orta sahada oynayabilecek Benfica'da 7-8 tane oyuncu var. Doğru. Bunlardan bazılarını da elden çıkarmaları gerekiyor. Getson Galatasaray'a gelmeye zaten sıcak bakıyor. Lille'in de talip olduğu söylenmişti ama herhangi bir gelişme yaşanmadı şu dakikaya kadar. Dediğim gibi hani çok kolay olmayacak bir transfer. Hani Berkan Kutlu konuşuluyordu, Barış Alper transferi uzadı gitti. Ben bu transferin de dediğim gibi uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven maçında 5-1'lik mağlubiyet aldıktan sonra özellikle böyle çok maliyetli transferleri de bir anda açıklayacağını düşünmüyorum. Benim fikrim o yönde. Biraz PSV maçından hemen sonra 3 transferin açıklanması da biraz o mağlubiyeti hani taraftarın gözünde unutturmak adına yapılmış gibi bir hamleydi. Çünkü ben de düşünüyorum. Bir günde bitirebiliyorsanız o 3 oyuncuyu PSV maçı öncesinde de bitirebilirdiniz. Ben öyle düşünüyorum. Bence Fatih Hoca hani PSV Eindhoven engelini geçebileceğini düşünmüyordu. O yüzden o transferlerin PSV maçından önce açıklanmadı. Yoksa Patrick Van Aanholt'la bir önceki Galatasaray yönetimi zaten anlaşmaya varmıştı. Mustafa Cengiz yönetimi. Evet tabii. Anladım. Mustafa Cengiz yönetimi anlaşmaya varmıştı. Yani Fatih Hoca'nın Mustafa Cengiz yönetimine verdiği listede yer alan isimlerden bir tanesiydi. Peki. PSV maçından sonra açıklandı. Diğer oyuncuları da öyle düşünüyorum. Hani o maçın o zaman şey olacaktı. Hani transferler yapıldı ama yine PSV engeli geçilemedi. Hı hı. Bence stratejik bir karar aldılar. O yüzden transferler PSV maçından önce açıklanmadı. Diğer transferlerle alakalı da dediğim gibi hani uzun bir süre var daha ligin başlamasına. O yüzden çok acele edeceklerini düşünmüyorum. Sevgili Yakup Çınar, bu önemli bilgileri verdi Galatasaray bölümümüze. Henry Onyekuru, Yakup ne diyorsun? Monaco'nun geniş kadrosunda yer bulmuyor. Fenerbahçe'nin futbolcuyla ilgilendiğinden bahsediliyor ama doğruyu söyleyelim. Menajeri William Davila bu haberlerin çıkmasına sebep olan bir takım aksiyonlar içerisinde. Yani Beşiktaş'ta görüşmek istedi, Fenerbahçe'yle görüşmek istedi vesaire. Çünkü bir an önce oyuncusunun takımını bulmasını istiyor. Temmuz ayının sonundayız. Haklı. Henry Onyekuru açısından da düşünmek lazım. O da netleştirmek istiyor geleceğini. Ama Galatasaray'da oynamak istiyor. İradesini net biliyorum. Sen ne diyorsun? Şöyle, biliyorsun William Davila daha önce Galatasaray'a birçok iş yapmıştı Özgür abi. Evet.
bayağı da alacağı var diye biliyorum. Ama kulüple de ilişkileri bozulmuş durumda bildiğim kadarıyla. Emre Kılınç'ın da şu anda temsilcisi. Evet, kendisinin de onun da temsilcisi ama ilişkilerinin bozulduğunu duymuştum ben açıkçası. Bir de Galatasaray Mabel'i elden çıkaramıyor şu anda. Sol tarafta Barış Alper Yılmaz transferi de yapıldı. Açıkçası hani Fatih Hoca mesela Babel'in kalmasından yana onay vermiş. Diğer Feguli, Falcao ve Cagne gibi gönderilmesini istemiyor takım bulursa. Kalmasını istiyor takımda. Bu iki oyuncu varken oraya tekrar bir oyuncu transferi yapılacağını açıkçası düşünmüyorum ben. Onyekuru'nun bir de maliyet tarafı da var. Yani 2,5-3 milyon eurolara serbest bırakılacağı söyleniyordu. Hatta işte sözleşmesinde evet. 4 milyon euroya satın alma opsiyonu deniyordu. Ama bu rakamın mesela sadece %50'sini alabiliyor musunuz 4,5 milyon euroya? Böyle haberler de çıkmıştı. Onu yani bir daha söyler misin? Sadece %50'sini 4,5 milyon euroya Monaco'dan Harry Onyekuru için mi söylüyorsun bunu? Evet Özgür Anladım. Abi. Ya bu benim de basında okuduğum bir haberdi açıkçası. Evet. Galatasaray tarafı da bunu yalanlamadı. Bu durumun olabileceği konuşuluyor. Şu anda Galatasaray'ın gündeminde yok ama tabii transferin sonlarına doğru Galatasaray Falcao'yu gönderirse, Babel'e sürpriz teklif gelirse hani Onyekuru sonuçta Galatasaray'da oynadığı her dönemde başarılı olmuş bir futbolcu. Türkiye Ligi'nden de kimsenin hayır demeyeceği bir oyuncu. Yeter ki maliyeti uygun olsun. Ama şimdilik Galatasaray'ın transfer gündeminde yok gibi gözüküyor. Sevgili Yakup Çınar bu önemli bilgiyi verdi. Son olarak Yakup duydun mu bilmiyorum. Galatasaray'ın bir stoper ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Fatih Hoca'nın böyle bir talebi varmış ve bir yerli stoper mümkünse Galatasaray'a transfer edecek. Bu arada Rasul, Adana Demirspor'un birkaç sezondur başarılı oynayan stoperinin de Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsedildi ama tabi Adana Demirspor'un da oyuncusuna ihtiyacı var. Çünkü en istikrarlı oyuncularından bir tanesi. Bir başka iddia ise Atakan Karazor. Stuttgart'ta forma giyiyor. Türk oyuncu, gurbetçi oyuncu. 24 yaşında. Ve Galatasaray'ın bu futbolcuyu transfer ettiğinden bahsediliyor. Duydun mu? Şöyle, ben bu ismi duymuştum ve yazmıştım. Hani Galatasaray'a öneriliyor. Galatasaray'ın da sıcak baktığı isimlerden bir tanesi ama kulübü 2 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor. O nedenle şu ana kadar o transfer gerçekleşmedi. Ben yabancı tercihi kullanacağını sanmıyorum Özgür abi. Hı hı. Hani Luyendama'yı göndermeden Galatasaray'ın yabancı stoper alabileceğini düşünmüyorum. Luyendama'ya da şu ana kadar öyle bir teklif gelmiş durumda değil. Yapılırsa yerli transfer, yapılmazsa da Fatih Hoca Işık Kaan Arslan'la devam edecek gibi gözüküyor. Hani PSV maçında 11'de oynatırsa da şaşırmam açıkçası. Kasımpaşa maçında özellikle Ozan Vafor'dan sonra ikinci yarıda oyuna girdiğinde gayet dengeli bir oyun ortaya koymuştu. Ki geçen sezonda kiralık gittiği ikincilik takımında yaklaşık 20 maçın tamamında 11'de forma şansı bulmuştu. Maliyetler çok yüksek Özgür abi. Bazı isimler gündeme geliyor mesela. Abdülkerim Bardakçı gelmişti mesela, Konya Sporlu. Ama sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 20 milyon TL kulübü bonservis talep ediyor. Böyle olunca da Galatasaray'ın hani Fatih Hoca'nın en azından bu şimdi Kaan Ayhan yine gündeme geldi. Sassuolo 6 milyon eurodan aşağı bırakmaya sıcak bakmıyor. Ozan Kabak yazıldı ama hani o da pek mümkün gözükmüyor. Schalke bu oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Ben Ozan Kabak'ın da Türkiye'ye döneceğini sanmıyorum. Evet. O yüzden hani eğer Luyendama, Marcao ve Alparslan varken oraya açıkçası hani transfer yapılacağını pek düşünmüyorum. Diğer bölgelere çok daha acil gibi gözüküyor. Hani altyapıdan o problemi giderebilir diye düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Anladım. Kaan Ayhan'la ilgili yeni bir girişimde bulundu yani Galatasaray son birkaç gün içerisinde. Yok, yeni girişimde bulunmadı Özgür abi. Ben net bir şekilde şöyle biliyorum. Fiyatını soruyorlar oyuncunun. Hani biz bu oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Aynı teklifi Beşiktaş'ta, aynı bilgiyi Beşiktaş'ta Sassuolo kulübünden almak istiyor. Yaklaşık 20-25 gün önceki olay. Onlar da 6 milyon euro talep ettiklerini söylüyorlar. Öyle olunca da iki takım da direkt transferden çekiliyor zaten. Kiralık bırakmaya da şimdilik sıcak bakmıyorlar. Çünkü o bölgeden oyuncu satmışlardı. Eğer yeni bir oyuncu transfer ederlerse o zaman, çünkü geçen sezon oynatmamışlardı. Bence biraz top satıcı rolü de oynuyorlar.
Şimdi geçen sezon oynatmadığın, değerlendirmediğin oyuncuyu bu sezon neden kadronda tutmak isteyesin? İşin o tarafı da var. Ama hani çok paraya ihtiyacı olan bir kulüp değil Sassuolo. İtalya'nın en zengin adamlarından birinin kulübü. 2,5-3 milyon euro da bonservis ödemişlerdi bu oyuncuya. Eğer olursa, hiç takım bulamazsa, belki sezon sonu, yani transfer sezonunun sonlarına doğru böyle zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık formülü de gündeme gelebilir Kaan Ayhan için. Bu arada Galatasaray altyapısından yetişen sağ bek pozisyonunda oynayan Mahmut Keskin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı ve A takımda da antrenmana çıkmış Mahmut Keskin. Şöyle U19 ligi devam ederken dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu bu oyuncu. Ki finallerde de gerçekten gösterdiği performansla bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray kulübü de hemen 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bugün A takımla birlikte idmanlara çıktı. Biliyorsun Galatasaray Saşa Boye transferini açıklamaya hazırlanıyor. Hatta bugün transferin açıklanmasını da bekliyorum. İstanbul'a ben. Geldi oyuncu. Geldi. Sağlık kontrolünden geçti. Sıkıntı gözükmüyor ve bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Ama elinde Yedlin var. Şimdi o genç oyuncu idmanlara çıktı ama hani forma şansı bulacak mı bulamayacak mı bilmiyoruz. Yedlin de ayrılmaya sıcak bakmıyor Galatasaray'da. Bildiğim kadarıyla 2 tane teklif geliyor MLS'ten, kiralık teklifi. Ama oyuncu kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Peki. Sevgili Yakup Çınar bu ayrıntılı bilgileri aktardı. Galatasaray bölümümüzde Fanatik'te yazıyor kendisi. Yakup çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim Özgür abi. İyi çalışmalar. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Sevgili İrfan 25 bizimle birlikte Sözcü'de yazıyor ve Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İrfan yayınımıza hoş geldin, merhaba. Merhabalar Özgür, yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Günü nasıl geçiriyor Fenerbahçe? Fenerbahçe bugün Ankara'da saat 17.30'da birazdan başlayacak maçta Gençler Birliği ile 3. hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. O hazırlık maçlardan tekrar İstanbul'a dönecek. Çalışmalarını İstanbul'da sürdürüp çarşamba günü de yani bu hafta içerisinde de 3 hazırlık maçı daha yapacak Özgür. Böylece yeni sezon hazırlığını sürdürecek. Evet. Fenerbahçe geçen hafta açıkladı. Mehmet Tiyam, Sadık Çıpınar, Kemal Ademi ve Oğuzkan Güçtekin artık takımda çalışmayacaklar. Onların takım bulması lazım ki Sadık'la ve Mehmet Yam'la ilgili görüşmeler başladı anladığım kadarıyla. Sadık Kasımpaşa Hatayspor, Mehmet Yam Çaykur Rizespor. Bu hafta Diogo Perotti, Zanka ve Dirar eklenecek mi bu listeye sence? Ben Zanka ve Perotti'nin zaten eklenmesini bekliyorum. Zaten Perotti Topu Kales kampına da katılmamıştı. Ondan kendisinden kulüp bulması istemişti. Genoa ile görüşmelerini sürdürüyor oyuncu ama Genova kulübü bonservis bedeli ödemeyi istemiyor. Tabii Perotti'nin de bir yıllık ücreti var. Ve bu Perotti'nin bu yıllık ücretini ayrılmak istiyor. Perotti yıllık ücretin tamamını istiyor. Böyle bir sorunla karşı karşıya Fenerbahçe. Ama yollar ayrılacaktır, bunu söyleyebilirim. Yine Zanka'yla da Kopenhag kulübünün görüşmeleri devam ediyor. Ve ona da transfer görüşmeleri için izin verilmişti. Kopenhag kulübüyle Zanka arasında bir sorun yok ama Kopenhag kulübüyle Fenerbahçe arasında bonservis konusunda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Zanka'dan en azından biraz da olsa, az da olsa bir bonservis geliri elde etmek istiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda limit sorunu var. Şu anda Fenerbahçe'nin %25 sapmayla beraber belirlenen limiti 497 milyon TL. Ama Fenerbahçe'nin bu limiti 100 milyon TL civarında aştığı bir bilgisi var Özgür. Yani bunun içinde Fenerbahçe tasarruf etmek zorunda. Gerek maaş bütçesinden tasarruf etmek zorunda, gerekse bazı oyuncuları bonservis bedeliyle satarak transfer yapmak için gelir elde etmek zorunda. Çünkü aynı zamanda Fenerbahçe'nin finansal fair play anlaşması da var. Satmadan oyuncu transfer edemiyor. Bu nedenle zaten bonservis elinde olan bedelsiz transfer ya da kiralık oyunculara transferlere yönelmiş durumda Fenerbahçe. Ama bonservis geliriyle bir transfer yapmak için Fenerbahçe'nin oyuncu satması da gerekiyor. Bu nedenle Zanka, Mehmet Yam, Sadık, Gülpınar, Oğuzkan, Güçtekin, Barış Alıcık ve kadro dışı kalan oyuncuların en azından az da olsa bir bonservis geliri elde etmek istiyor Fenerbahçe. Sevgili İrfan 25 bu önemli bilgileri aktardı. İrfan, tabii Fenerbahçe'nin bir denk bütçe oluşturması lazım transferle ilgili olarak. Seninle geçen hafta konuştuğumuzda bir eksi 10 milyon eurodan bahsetmiştin. Evet, 100 milyon TL civarında bir rakam, evet.
Anladım. Bunun için oyuncu satmak gerekir değil mi? Yapılması gereken tek şey oyuncu satışı. Oyuncu satışıyla bu eksiği artıya çevirebilirsin ya da kafa kafaya getirebilirsin. Tabii oyuncu satman lazım. Ayrıca bazı oyuncuların da kadroda göndermen gerekiyor. İşte bu oyuncuların işte maaş yüklerini de 50 seviyeye çekmen gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin geçen sezonki maaş, takım maaş bütçesi açıklanan rakam 54 milyon euro civarındaydı. Bu sezon bu rakamı Sayın Başkan da ifade etmişti. 45 milyon euro seviyelerini çekmek zorundaydı Fenerbahçe. Şimdi şu ana kadar bir oyuncu göndermedi. Yani bu rakamı düşürmesi lazım Fenerbahçe'nin. Yani maaş bütçesi. Ya bu maaş yükü yüksek, yıllık ücreti yüksek oyuncular göndermen gerekiyor. Bazı oyuncuları daha yoldan ayırman gerekiyor. Ya da yeni bonservis geliri elde etmen gerekiyor ki o harcama limitlerini tutturabilirsin. Evet. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde pek çok oyuncu var. İşte Cornelius'tan bahsediliyor. Bugün başka oyuncuların Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldiğinden bahsediliyor. Meksika asıllı Arjantinli bir oyuncu var Marsilya'da. Sanırım menajerlerin önerdiği bir oyuncu. Fenerbahçe'nin transfer gündemini sadeleştirmek gerekirse İrfan hangi oyuncuların isimlerini verebiliriz? Gerçekten Fenerbahçe'nin ilgilendiği transfer gündemi. Şunu söyleyeyim. Kanat transfer için Fatih Karagümrük'ten Endao'nun ismini söyleyebilirim. Yani Endao'da ciddi olarak Fenerbahçe ilgileniyor. Evet. Bu oyuncuyu transfer etmek istiyor Fenerbahçe. Yine forvet transferi için Sörlot, Vedat Muriç isimleri halen gündemde. Ama bu oyuncuların kulüplerinin oyuncularla ilgili vereceği karar bekleniyor. Yine az önce sen de bahsettiğin gibi Marsilya'da forma giyen Benedetto. Daha Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Tabii Marsilya kulübüyle oyuncunun yollarını ayırması söz konusu. Fenerbahçe tabii bonservis bedeli ödemeden bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Eğer oyuncu Marsilya'yla yollarını ayırırsa Fenerbahçe ve Benedetto için de ciddi olarak devreye gelecektir diye düşünüyorum ben. Özgür. Evet. Bir de şu var, stoper transfer içinde Kaan Ayhan'la ilgili. Fenerbahçe'nin ilgisi var. Kaan Ayhan'da Galatasaray'da istiyor tabii bu oyuncuyu ama teknik direktör Vitor Pereira savunmadan ayağı düzgün ve yani oyunu kurabilecek bir oyuncu istemişti. Bu nedenle de Fenerbahçe Kaan Ayhan'ın ismini gündemine aldı. Kaan Ayhan'la da Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor ama oyuncunun bonservis bedeli 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor Sassuolo kulübü. Fenerbahçe daha uygun bir bedelle bu transferi gerçekleştirmek istiyor ama tabii dediğim gibi Galatasaray'da bu transferde ciddi olarak ilgileniyoruz. Evet, bu arada Dario Benedetto menajerliğin önerdiği bir oyuncu mu? Marsilya'daki Meksika asıllı Arjantinli oyuncu yoksa Fenerbahçe'nin gündemine aldığı bir oyuncu mu? Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim Özgür, bunu söyleyebilirim. Tabii çok sayıda menajerler tarafından çok sayıda isim gönderiliyor Fenerbahçe'ye ama Fenerbahçe geçen sezonki gibi çok sayıda transfer yapmayacak. Birkaç bölgeye transfer yapmayı planlanıyor. Bu transfer bölgesi kanat, stoper ve forvet mevkileri belki 3 transfer yapıp Fenerbahçe transferde yeni sezona girecektir diye düşünüyorum Özgür. Çok fazla transfer yapmayacak bu sezon. Sevgili İrfan, çok teşekkür ederim aktardığım bilgilerden dolayı. Var mı ekleyeceğin son bir şey? Yok. İyi çalışmalar diyorum. İyi yayınlar. Hoşça kal. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili İrfan 25 son bilgileri aktardı Fenerbahçe bölümümüzde. Kendisi Sözcü'de yazıyor ve Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sta Bükreş'in sahibi George Bekali, Galatasaray'ın Morutan'ı satın alacak parası var ama onu istiyorlar mı bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse futbolcularımı satmak istemiyorum demişler. Bunların hepsi politik açıklamalar. Yani Bekali hem kulüp başkanı hem de futbolcu satış işlerine giriyor biliyorsunuz. Bekali, aynı iki tane Bekali var. Bir tanesi menajer, bir tanesi de Stav Bükreş'in başkanı ama ben aralarında ciddi bir ortaklık olduğu söz konusu görüşündeyim. Ciddi bir ortaklığın söz konusu olduğunu düşünüyorum. Daha doğru bir anlatımda. Biliyorsunuz Bekali geçtiğimiz hafta sonunda Galatasaray Çıkaldao'yu transfer ettiğinde bu transferi duyuran Roman basınına Galatasaray'dan önce bunu anons eden kişiydi. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, reklamlar için ardından birlikteyiz. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Tuttur.com.
Diego Godin'in Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğunu söylemiştim. Bazı haberler çıkıyor İtalyan kaynaklı ve Cagliari ile Beşiktaş'ın görüştüğü yönünde. Bu arada Beşiktaş yöneticilerinde Diego Godin transferini gerçekleştirmek istediklerine dair Emre Kocadağ sanırım bir açıklama yaptığından bahsediliyor. Beşiktaş yönetimi Uruguaylı stoperle yapılan görüşmeden olumlu sonuç aldı. Siyah beyazlar İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Cagliari Godin'in transferine onay verirse siyah beyazlar Uruguaylı oyuncuyla resmi temaslara başlayacak. Beşiktaş'ın listesindeki diğer aday ise stoper mevki için Juventus'ta forma giyen Daniel Rugani. Siyah beyazlar İtalyan stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Godin transferinin gerçekleşmemesi durumunda Rugani için Juventus'a resmi teklif iletilecek. 26 yaşında bu oyuncu geçen sezonun ilk yarısında Fransa'nın Rennes takımında oynadı. İkinci yarısında ise Cagliari'de Diego Godin'e eşlik etti Rugani. Değerli Nicer, Diego Godin aslında İtalya'dan ayrılmak istemiyor. Inter'de çok iyi bir sözleşmesi vardı. Geçen sezon Conte onu istemedi ve Cagliari'ye gitmek zorunda kaldı. Cagliari'den de iyi para alıyor. 3 milyon euro net maaşı var. Bunu biliyorum. Ama Cagliari artık bu maaşları ödeyebilecek bir kulüp değil. Dolayısıyla yüksek para kazanan, maaşı fazla olan oyuncularından indirim istiyor. İndirim istediği oyunculardan bir tanesi de Godin. Diego Godin Uruguay'da tatildeydi Copa Amerika'dan sonra. Şimdi İtalya'ya döndükten sonra ilk iş Godin'le görüşmek. Cagliari'nin benim öğrendiğim kadarıyla planı şu: bize çok ciddi bir indirim yapmak zorundasın. Yapmıyorsan bütün haklarınla serbest bir oyuncu olarak gidebilirsin. Herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceğiz diyor. Ve Godin de bir açıklama yaptı geçen hafta. Bana Rusya'dan ve Türkiye'den teklif var. Pek çok takımın da ilgilendiğini biliyorum dedi. Türkiye'den kendisine talip olan takımımız Beşiktaş. Ama Beşiktaş serbest bir statüde transfer edebilir Godin'i. Ben bu konuda anlattığım bilgiler, verdiğim bilgiler çerçevesinde bir problem görmüyorum. Ama Godin'in 35 yaşından sonra iyi bir sözleşme, uzun erimde bir sözleşme alma ihtiyacı var. Bunu talep edecektir. Kendisini tanıyorum. Menajeri Diana Sandrin daha önce bir radyo programı, bir televizyon programı yapıyordu. Sonra bıraktı bu işi. Girdi. Futbolcuların imaj haklarıyla ve onların temsil haklarıyla temsilciliğini yapan birisi. İmaj haklarını da ayarlıyor aynı zamanda. Diego Godin'e çok yakın bir isim. Biliyorum oradan. Benim İspanya'da tanıştığım, bağlantıda olduğum isimlerden bir tanesi. Godin artık uzun erimli bir sözleşme ve maksimum ücretle bir kontrat imzalamak istiyor. Şimdi tabii Beşiktaş'ın limitleri belli. 3 milyon euroyu ben bir maaş olarak teklif etmeyeceklerini düşünüyorum Beşiktaşlı yöneticilerin. Çünkü Sayın Başkan dedi ki Ahmet Nur Çebi, yani belli oyunculara maksimum 2,5 milyon euro verebiliriz. Bu Diego Costa da olsa değişmez, Raşit Gezal da olsa değişmez. Diego Godin olunca da değişmeyecektir bence. Ama Beşiktaş daha uzun erimde bir sözleşme, örneğin işte 1+1 değil de 2+1 yıllık bir sözleşme önererek ücreti birazcık daha aşağıya çekip, yani Beşiktaş'ın istediği limitlere çekip bu oyuncuyu ikna edebilir. Edebilir mi? Edebilir. Eğer parasal konularda problem yaşanmıyorsa herkes, bütün oyuncular Türkiye'ye gelip futbol oynamak ister. Çünkü burada büyük bir taraftar coşkusu var. Büyük bir futbol tutkusu var. Bunu da Uruguaylılar çok iyi biliyorlar. Fernando Mustera'nın da Uruguay milli takımından arkadaşı. Uruguay milli takımının kaptanı biliyorsunuz Diego Godin. Diğer taraftan Beşiktaş'ın bir İspanyol kaleciyi gündeme aldığından bahsediliyor. Sergio Rico daha önce de ismi gündeme gelmişti. Hatta geçen sezon Galatasaray bir yedek kaleci ararken yabancı neden olmasın dendiğinde de Sergio Rico'nun Galatasaray'a önerildiğinden bahsedilmişti. Ben de buna benzer şeyler duymuştum ama Paris Saint-Germain'de 3. kaleci pozisyonuna indi ve Sergio Rico için Paris Saint-Germain'e para ödemek gerekiyor. Bu konuda bazı iddialar gündeme geldi. Beşiktaş Paris Saint-Germain'le bağlantıya geçti deniyor. Sergio Rico'yu getirebiliriz şeklinde Beşiktaş yöneticilerle konuşan insanlar olmuş olabilir mi? Olabilir. Ama Beşiktaş'ın eğer kaleci alınacaksa hedefi Mert Günok. Mert Günok da Beşiktaş'ta oynamak istiyor gördüğüm kadarıyla. Hem ülke puanı hem de kulübümüz için bu maç çok önemli diyor Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda Moldova temsilcisi Petrokap'ı yenmişti deplasmanda 1-0'lık skorla. Üstelik son saniyede Mustafa Yatabare ile bir penaltıdan da yararlanamamıştı. Galibiyet çok önemli. İkinci maçta da galip gelerek turu geçmesi ülke puanı açısından çok önemli. Rıza Çalınbay da buna vurgu yapıyor. Hem ülke puanı hem de taraftarımız hem de kulübümüz için bu çok önemli bir maç diyor. Ve bugün yaptıkları antrenmana sakatlıkları bulunan Apindangoye, Erdoğan Yeşilyurt ve Samba Kamara katılmamış. Sivasspor'da maç öncesi son durum böyle.
Sayın Süleyman Oktay Beşiktaş bölümümüzde bizimle birlikte Beşiktaş'ın formasını yıllarca başarıyla giydi. Süleyman abi hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Bulduk Özgürcüğüm, iyi günler. İyi çalışmalar dilerim. Sağ ol. Şimdi Sergen Yalçın'ın savunmanın merkezine dengeli bir oyuncu ihtiyacı olduğunu, böyle bir oyuncu talep ettiğini biliyoruz. Nasıl bakıyorsunuz bu çerçevede Diego Godin'in transferine? İyi olur diyorum Özgür. Tabii yani hakikaten Beşiktaş'ın o bölgesine tecrübeli stoper vasıfları iyi olan bir futbolcuya, bir stopere ihtiyacı var. Onun için de Godin bu isimlerden biri. Hakikaten çok faydalı olur. Bir de iyi profesyonel, kendine iyi bakan bir futbolcu. 35 yaşında olmasına rağmen performansı da hala iyi olan futbolculardan biri. Ama tabii ki kulübün maddi olarak, işte başkanın da devamlı söylediği gibi, bir bütçesi var. Bunu aşmamak gerekiyor. Aşmamak için onlar da mücadele veriyor. Ama bence böyle bir iki futbolcuya, işte Godin gibi veya iyi bir santrafora gibi bu limitler aşılabilir. Veya çok iyi bir kaleci denk gelirse bunlar aşılabilir. Tabii ki şimdi çok iyi denk gelirse diyoruz ama bunların da gelip de ne vereceğini tabii ki bilemiyoruz. Başka bir ülke, başka bir takım, ortam değişik. Ama bu futbolcular tabii ki kendilerini ispatlamış, çok üst düzeylerde oynamışlar. Öyle zannediyorum ki Beşiktaş'ta da bu tip futbolcular isabetli karar, nokta transfer olarak iş yaparlar diye düşünüyorum Özgürcüğüm. Peki. Sevgili Süleyman Oktay bu önemli bilgiyi aktardı. Sizlere tespitini paylaştım. Genel itibariyle Beşiktaş'ta transfer politikası nasıl şekilleniyor bundan sonra? Duyduğumuz kadarıyla Süleyman abi, eminim siz de duymuşsunuzdur. Erdal Torunoğulları bu işten feragat etti. Yani transfer komitesindeki görevlerini bıraktı. Yönetim kurulu üyeliği devam ediyor ama. Ne diyorsunuz? O da yanlış Özgürcüğüm. Godin'in alınması, inşallah Godin olur, ne kadar doğruysa Erdal Torunoğulları'na bu görevi bıraktırmak bence o kadar yanlış. Ki yöneticilerin transfere karışmasına Türkiye'de en fazla karşı çıkanlardan biriyimdir. Yani hakikaten ben hep demişimdir ki futbolu futbolun içinden gelenler planlasın, organize etsin, yönlendirsin. Hatta futbolcuları da bunlar bulsun. Ama Erdal Torunoğulları bunların dışında bırakıyorum. Hakikaten hem Beşiktaş yöneticiliği ilk döneminde hem geçen seneki transferlerde Erdal Torunoğulları'nın çok başarılı olduğunu gördük. Yani Özgürcüğüm, birlikten güç doğar. Şimdi bu birliği dağıtıyorsunuz. Yani bence bu yanlış bir şey. Erdal Torunoğulları'ndan faydalanın. Adam yani menfaatsiz, hakikaten ne yöneticiler gördük bu işlerden menfaat sağlayan yöneticiler ve de çok transferler yaptılar. Ama Erdal Torunoğulları işi gücü iyi olan, hakikaten Beşiktaş'a gönül vermiş, futbolu çok seven bir futbol sever. Yani bu adamı niye dışarıda bırakıp da tamam, ben şimdi bugün ben de duydum, evet sağlık sorunu falan diyorlar ama bence sağlık sorunu falan yok hikaye. Herhalde içeride anlaşmazlıklar var ama çok yanlış. Yani bence yanlış. Çünkü artık gün öyle bir gün ki güç birliği yapmak, birlik beraberlik olma günü. Böyle parçalanırsan sen o zaman işte olmaz, gücün zayıflar, gücün azalır ve de yapılan transferlerde de bakalım göreceğiz başarı ne kadar gelir, inşallah iyi olsun. Ama ben Erdal Torunoğulları'nın orada olmasını isterdim şahsen, ki ben yöneticilere karşı çıktığımı yine söylüyorum ama Erdal Torunoğulları bunu dışında bırakıyorum. Hakikaten iyi takip ediyor, iyi planlama yapıyor, iyi listesi var, çok güzel futbolcu listesi var ve de bunları içinden alırken de işte yanılmadığını gördük. Geçen seneki transferlere baktığımız zaman bu sene bir aydır peşlerinden koşuyoruz bu transferlerin tekrar Beşiktaş'a kazandırmak için. Bunları bildiğim kadarıyla Erdal Torunoğulları'nın eli var, parmağı var bu transferlerde yani Özgürcüğüm. Tabii. Erdal Torunoğulları'nın bir rahatsızlığı var muhakkak.
Allah acil şifalar versin. Geçenlerde de bir transfer görüşmesi içerisinde olması gerekirken Hollanda'da Hollanda'ya dönmesi icap etti. Bunu bildiğim için söylüyorum bu kadar net ifadelerle. Çocuğunun bir rahatsızlığından dolayı Allah herkese acil şifalar versin. Kimse hasta olmasın, sağlıklı olsun ama çok net bir biçimde biliyoruz ki Süleyman abi siz de iyi biliyorsunuz, ben de çok iyi biliyorum. Çok ciddi bir fikir ayrılığı vardı. Fikir ayrılığından ziyade transferin yapılış biçimi, getirilen oyuncular ve bu oyunculara bakış açısıyla ilgili çok ciddi bir farklılık vardı Sergen Yalçın ve Sergen Yalçın'ın ekibiyle işte Erdal Torunoğulları arasında. Bence Sergen Yalçın yeni sözleşme imzalarken de esas itibariyle bu meseleyi ön plana koyarak belli ilkeler çerçevesinde uzlaşalım dedi Sayın Başkan'a. Çünkü kendi istediği, oyun yapısına uygun, tercih ettiği oyuncularla oynamak istiyor. Geçen sene mesela hiç Sergen Yalçın'ın aklında olmayan, belki varlığından bile haberdar olmadı bazı oyuncular geldi. İspanya'dan, Atletico Madrid'den bir stoper çocuk geldi. Bence gayet azimli, çalışmayı seven bir çocuktu ama olmadı. Çünkü Sergen Yalçın istediği bir oyuncu değildi. İşte buna benzer eşgüdümden kaynaklanan problemlerin ortadan kaldırılması için bu transfer işin tek elden yürütülmesi, takımı oynatacak ekip grupta teknik heyet olduğuna göre teknik heyetin inisiyatifi doğrultusunda ağırlıklı olarak yapılması yönünde bir talebi olmuştu Sergen Yalçın'ın. Şimdi bir şekilde iki taraftan bu iş çözülecekti. İki taraftan bir tanesinin çekilmesiyle bu iş çözülecekti. Sağlık sorunları da bir engel teşkil edince sanırım Erdal Torunoğulları bu işten çekilmeyi daha uygun gördü. Ben öyle okuyorum süreci, bilmiyorum. Siz ne diyeceksiniz? Tabii şimdi zaten Sergen Yalçın'sız transfer yapılsın kimse demiyor ki Özgürcüğüm. Yani tabii ki Sergen Hoca'nın hangi mevkilere, nasıl bir futbolcu, nasıl bir futbolcu yeteneğinde, yapısında isteklerini muhakkak yönetime veya işte transferden sorumlu yöneticiye bildiriyor, bildirecek. O da transferin içinde ama transferi olduğu gibi benim istediğim isimler alınsın diye bir dikte ettiğin takdirde bu bence yanlış. Yani bu çok yanlış. O bakımdan da Erdal Torunoğulları'yla keşke beraber yürüselerdi. Ama şimdi Sergen Hoca'nın tabii ki bu eğer böyle şeyler çıkıyorsa, çıkacaksa bir transfer ücretinde uzun bir görüşme, bir ay gibi bir zaman geçti. Orada bir sıkıntılar oldu. Arkasından şimdi Erdal Torunoğlu'yla böyle sıkıntılar falan, bunlar iyi şeyler değil. Yani evet, ben iyi görmüyorum. Takım iyi giderse evet, sıkıntı olmaz. Tabii takım her şey kötü giderse yani bütün takımlar evet, için aynı şeyler geçerli. Hedefe ulaşırsan, galibiyet alırsan bu tür sorunlar çok az konuşulur ve üstünden geçilir. Ama alamazsan, sonuçlar kötüyse bunlar çok fazla konuşulur. Yani Pandora'nın kutusu aynen açılır, bütün kötülükler ortaya saçılır. Böyle aynen bazen. Konuşma evet, da başladık zaten onun için. Yani, neyse, o zaman yarından itibaren inşallah olsun. Başka konuları, gelen transferler nasıl katkı sağlayacak, Beşiktaş'a ne ölçüde katkı sağlayacak, yapılması gereken transferlerini tıpkı başta Godin meselesinde konuştuğumuz gibi bunları konuşuruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Süleyman abi çok teşekkür ederim. Tabii bir şey değil Özgürcüğüm. Yarın bir ve şey haftanın değil diğer günlerinde tekrar görüşürüz. İnşallah. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Süleyman Oktay bugün itibariyle son konuğumuzu, bir son dakika bilgisi. Çaykur Rizespor Ronaldo Mendes'i transfer etti. Brezilyalı bir oyuncu. Orta sahada iki yönlü oynuyor. Kanatlarda da oynayabiliyor. Birazcık daha önde oynuyor. Düzelterek söylüyorum. Yani forvet arkası serbest adam pozisyonunda oynuyor. Ama kanatta oynama özelliği de var. Çaykur Rizespor bu futbolcunun, Mendes'in transferini resmen açıkladı. Hepinize mutlu akşamlar. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com, Özgür Sancar'la spor kazanını sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.